Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rızası dairesine hareket ve hayret kazandırsın. Bizi bırakmasın. Müslümanların evlatlarını ve ailesini insi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arzı afatlarda maddi ve manevi musibetlerden şer odaklarından hüfz-i emin eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. İştirak-ı mal-u reviyeden hissemizi ziyade eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Bizim kendimize, kendimizden çıkan fitne ve fesattan bizi muhafaza eylesin. Bu maide-i Kur'an'ı sofrasından, usul ve furularımızdan her kimler ahirete geçmişlerse onları da hissedar eylesin. Üzerimizde kimlerin maddi ve manevi hakları varsa da onların da ruhunu âli eylesin. Amin. Osman, hemen sana bir şey gönderiyorum. His dersini mutlaka lügat yaptığın için, yapılan dersi eklemen için mutlaka yapılsın, yazılsın. Yani çünkü lügat çıkacağı için his şey olmasın. Onun için biraz hissi biraz kuvvet veriyorum. Tamam. Öteki mevzulardan kaba taslak, yani ana tema anlaşıldı. Yani ama his çok önemli. His böyle gittikçe garipleşiyor. Geçen hafta da bir tuhaftı zaten. Değil mi? Bu hafta da biraz tuhaf olacak. Çünkü imamları misafir edeceğim. Unutulmaz bir zat. Çok aklımı benden alan, beni benden eden. Yani beni benden eden, beni ben yapan yani. İmam-ı Gazali, rahmetullahi aleyh. Ondan nakledeceğim. His hakkında ne demiş? Çok tuhaf. Çok garibime gitti. Yani nasıl paralel gidiyor ustadla beraber böyle. Fakat çok garip yani. Davut da çok sevindim senin olman. Çünkü bunu sen, bu Gazali'nin şeyi çok sana da lazım. Şimdi abiler hemen sayfa 187 açtınız mı? Evet 137 desin. Vicdanın anası erbası konuşmuştuk şeyde daha önce. Fakat ihmal ettiğim şu, hissi konuşurken vicdanın anası erbası içinde konuşuyoruz. Hep onu konuştuk. Çünkü vicdanın anası erbası, yani dört unsuru, vicdanın dört unsuru ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Ha, şimdiye kadar derken son, ilk dersten beri biraz vurguladık galiba. Hatta eksiğimiz şuydu demiştik. Vicdanı konuşurken mazide ruhsuz konuştuk. Oysa bu dört tanesi şeyle alakalı. Ruhun. Evet, ruhun duysalı. Nedir diye şey yaptım. Bir kere anasır-ı erbane demek, anasır, dört unsur demektir. Vicdanı dört unsuru. Ne demek unsur? Lugat itibariyle toprak, su, hava, nur veya ateş. Ben Risale'ce şey yapayım bu lugatı. Çekirdeğin içerisindeki karbon, hidrojen, azot, oksijen. Oksijen. Dört. Oksijen, hidrojen, karbon, azot. Çekirdeğin o maddi tarafından bahsetmiyorum. O çekirdeğini oluşturan element. Dört tane havas. Yani bu unsur demek onu meydana getiren maddeler mi? Evet, evet. Vicdanı meydana getiren şeyler. Evet. Anasır erbası, bir daha anasır erba, vicdanın anası erbası, ruhtan konuşmuyoruz. Vicdanın dört anasır. Dört anasırı farklı şekillerde zenginlik katmaya çalışıyorum. Anasır nedir? Lugatta anasır, toprak, hava, su, ateş veya nur. İkisi. Tamam, koyduk bunu kenara. Şimdi Risale'ce söylüyorum, lugatça değil. Anasır nedir? Bir, çekirdekteki oksijen, hidrojen, azot, karbon. Çekirdeğin içerisindeki ana madde. Dört tane Risale'de biz alışmışız. Sırtında dört kıyılık çanta var. Bu vicdanın dört sistemde etkileniyor.
dışsal, bedensel, akıl, kalp ve ruh. Yani kanaat edelim şeye. Bir, toprak, hava, su, ateş, oksijen, hidrojen, azot, karbon. Tamam. Şimdi bu maddedir. Maddedir. Bir de buna yazılım, bu çip. Çip var ya, hafıza kartı. Kauçukla olur. Cam ise kumla olur. Ha, bu kauçuk mesela hafıza çip kartları. Onlar daha çok. Ana maddesi oymuş. Bu çekirdekte bu madde var ama çekirdekte bulunup çekirdek olmayan, çekirdeğe maddesi olmayan yazılım var. İnsanın bir damla suyunda, bütün meyvelerde bu çekirdeğinde bu dört madde var. Karbon, azot. Tamam mı? Fakat fark nedir? Mesela zeytin çekirdeğinde de, hurmanın çekirdeğinde de bunlar var. Karbon, azot. Tamam mı? Fakat fark ne? Yazılım. Yazılım farklı. Yazılım. Ha. Ruhun dört havası demek, o çekirdekteki o sisteme ruhun yazılımı. Hafıza kartındaki yazılım, sistem. Havası. Havası. Dört havası. Artık ne kadar anladınızsa. Çok anlaşılmayacak bir şey, basit bir şey. Zeytinin çekirdeğiyle, hurmanın çekirdeği, karpuzun çekirdeği, insanın bir damla suyu, insanın yaratılan su. Hepsinde dört madde var. Ama bazı katı bulunuyor, bazı sıvı olarak bulunur. Mesela insanın yaratılması için bir damla suda da karbon, hidrojen, azot, oksijen var. Hurmanın da öyle. Katı gaz halini bulunması gayet şu an bildiğimiz şeyler. Fakat fark ne? Yazılım. Yazılım yükleniyor. İşte herkesin elinde hafıza kartı aynıdır. Ama içindeki filmler farklı. O filmlere dört havası diyeceksin. Ruhun yüklediği. O zaman ruhta ne var? Ruhta şefkat-ı mukaddese, latifeler yani. Ruhun unsuru mu bunlar? Değil. Şu ruhtan konuşuyoruz. Tamam. Şimdi ruha geçtik, onu bıraktık. Tamam. Ruhun unsuru demedik. Oradaki çekirdekteki ruhun yazılımı. Koyduk kenara. Şimdi ruha geçiyor. Hepimiz bildiği bir şey. Ruhun merkezinde şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, şefk, sevk, surur, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. 7 tane var mı? Bu latifeler. O 7 tanesini attı şeye, vicdana. 7'sini attı. Vicdan da 4 şekilde kendisini ifade etti. İrade, zihniz, latife-i rabbaniye. Vicdan da kendini ifade etti. Evet. Tezahür etti. Mesela diyelim ki ruhta muhabbet-i münezzehe var. Dışarıya nasıl çıktı? Hissin vazifesi neydi? Hissin vazifesi, vicdandaki hissin vazifesi muhabbetullah. Muhabbetullah. Ha? Yani nasıl o şekilde çıktı. Kendisini o şekilde ifade etti. Sev, surur, şefkat-i mukaddese, memnuniyet, iftihar, 7 tanesi bir şekilde dimada gözükecek. Dima etkilemeyecek mi ruh? Dima etkileyince farklı. Kalbi etkileyince farklı. Vicdan etkileyince farklı işte. Vicdandan konuşuyoruz. O zaman bir de okuyorum. Vicdanın anası erbası. Aynı şey diyor. Aynı şey. Ruhun şey vicdanın anası erbası yani. Dört unsuruna. Aynı şey diyoruz aynı şey adama. Ruhun dört havası. Aynı şey. Nedir o? Vicdan dışsaldır. Ruh içseldir. Yani müstakil kafasına göre takılamaz vicdan. Ruhtan geliyor. Şefkat yoksa vicdansız oluyor. Yani ruh hassasiyetleri yoksa iradesi o şekilde çalışmıyor. Ha? Demek ki 7 tane ruhtaki hassa havas yani ruhtaki şey, ruhtaki latifeler vicdanda havas olarak gözükür. Kalpte duygu,
dimağda kuva olarak, fikir olarak gözükür kendisini. Her şey her şeyle alakadar. Şimdi ben esas bu zaten biraz bunu bildiğiniz bir şeydi. Bir yerden okuyacağım. Sonra Gazali'ye sözü bırakacağım. Gazali'yi okudum bir hafta boyunca. Ne diyor ya bu? Ne diyor bu? Bu zat ne diyor diye merak ettim. Şimdi 187'yi açıyorsun. Unsurlar abi biri mülk tarafı, biri melekut tarafı. Ha gibi. Ha, evet olur. Aynısı. Birisi yani vicdan dışsaldır. Yani haşir meydanındaki küçük bir provasıdır sendeki, şu andaki tayin etmiş halidir. Hiç ilerisi fazlası yoktur. Allah özel muamele ederse orada başka. Herkes uyanık vicdan dinlerse haşir meydanını görür. Vicdan haşir meydanıdır. Vicdanı rahatsız olmuyorsa şuna buna vesaire. Şimdi bu doğru söyledi. Birisi mülk, birisi melekut. Çok hoşunuza gideceği için biraz da şeyim yani. Canlıyım ve heyecanlıyım. Evet, abi. Yani bu Gazali çok mükemmel bir veciz yapmış. Külliyatta aynı paralel gidiyor zaten. Lemalar 76. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Hem insanda hissiyat galip olsa. Çünkü hissiyat vicdanda duman ediyor aklı. Aklı muhakemesini dinlemez. Muhakeme ve muhakkik, mudakkik. İkide bir zikrediyorum ki otursun alemimiz. Muhakkik. Delille konuşan, burhanla konuşan. Mudakkik ise o delilleri delillendiren, o tefekkürünü ispat edendir. Mudakkik. Tamam? Daha içseldir. Hadi. Mudakkik. Mudakkik. Şimdi his, insanda his galip olsa aklın muhakemesi. Niye girdi? Muhakemeden söylüyorum. Aklın muhakemesini, doğrularını bile şey yapıyor. Şöyle misal vereyim. Dozer geldi. Gidiyor. Tuttum dozeri. Gor 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 götürüyor. Ben de tutuyorum. Hayır gitme. Çare mi? His çıktı mı? His çıktı mı? Dozer. Akıl denilen ben tutsam tutamam. His uyandı mı? Tamam. Bak bazen bakıyorum kafur. Sen de eve bir tane koy. İş yerine de koy. Tamam. Hakikaten bak ha. Şey demiyorum. Yani bir evde de ne diyorum biliyor musun evde? Evde. Buzdolabına koy. 2-3 gün dursun. Yatak odanda veya salonda öyle veciz cümleleriniz olsun. 2-3 günde kaldır. İnsan nisyandan anladığı için unutuyor. Heves ve vehmi hükmedip, bak, heves ve vehmi hükmedip, hükmediyor. En az ve emniyetsiz bir lezzeti hazıraya ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Allah Allah. His galip olunca, his galip olunca heves ve vehim hükmediyor. Mesela en az böyle bir hazır lezzet, ahiret sonsuz, onları duman ediyor. Yani peşin çalışır. His, heves. İstikbale çalışmaz. Allah ahireti cennete vereceğim. Şu hazırı bırak, bırakmaz. Böyle bir sistem var mı bizde? Var. Varsa bu ders nedir? Kendini kontrol etme dersi ya. Psikoloji dersidir bu. Günah hissi bir şey var sana. Günahlar. Günah hissi bir şey midir? Hisli, histir tabii. Meyil. Evet. Nefse mare, emredici his. İfrat-ı tevfiti var tabii. Var tabii. Hissiyat aklı dinlemiyorsa abi neyi dinler, neyle durdurulabilir? İşte onu gelecek şimdi. Hissiyatın şeyine göre. Dinlemez yani. Şimdi gelecek onu. Çok antika. Nasıl ya? Ne yapacağız yani? Duman ediyor adam. Öyle bırakacak mıyız ya? Diyor ki muhakemesini dinlemez. Zaten bunun devamında söylüyor. Hissiyat aklın muhakemesini dinlemezmiş. İnsanda heves ve vehmi hükmetse mazi ve müstakbele göre hareket etmez. Bu ikisi hazır zamana muptela'dır. Lemalar 77'de diyor ki çünkü tevehüm ve heves ve his İleyir görmüyor, belki inkar ediyorlar. Tevehüm, heves ve his. Abiler bu çok ilginçtir. Vehim var ya vehim. Hükmettiği zaman hastalığın şeyi. Zan ya, zanı da doğuran vehim. Düşünceler. Kontrolsüz düşünceler. Lap 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 ikide bir oynuyor. Kontrol yok ki. Yani
Bir insan şahsiyeti kaybetti mi, doğruları, doğru yanlış her şey birbirine girmiş. Olmuyor. Yalama yapmış civata ne olur? İçi de oynar. Çok tuhaf ya. Nasıl bir sistem? Bunları okudukça, yazdıkça ben şöyle koyuyorum bazen. Ya hakikaten var mı? Var tabii ya, bir bakıyorum ki bir anıma tutmuyor ya. Duman olmuşum. Basit bir şey, bir hatıra, bir zan, bir bilgi, bir malumat, bir yayın. Ya cehennem ediyor ya cennet ediyor. Üzülmemem gerekene üzülüyorum. Üzülmem gerekene gülüyorum. İnsan acayip bir alem ya. Çok bulut, devamlı oynak. Bu ne ki ya? Niçin oluyor? Onun cevabı olacak şimdi. Gazali niye oluyor diyor. Niye değişkenim diyor ya. Garip yani. Yani kendim ben hastayım diyor. Aslında değilmiş yani. Başka bir şey var diyor. Çok tuhaf insanlar ya. Yüceltmiyorum. Adam geldi zaten. Şimdi bundan sonra onu bırakıyorum. Niye değişiyoruz? Sana burada şimdi, ya bura bitti mi bu lemalar? Evet. Şimdi buradaki hissiyat, vicdandaki his mi? He, hani, aynı şeyi düşünüyorum. Bu konuyu çünkü ben hissi biraz topladım hani o lügatlı heyket yazarken. Nefisteki his farklı, vicdandaki his farklı, aklında bir hissi vardır gibi. Aslında his bir enerjidir. Her kuvvenin bir vardır gibi bir ara demişiz. Sonra da yok yok bu yanlış. Aslında his tektir. Sureti vardır, kanuniyeti vardır. Aslında biz onları farklı farklı yerlerde görüyoruz dedik. Şimdi burada baktığımızda bu his aklın muhakemesini dinlemeyen, eğer vicdandaysa biz vicdan hep biliyoruz ki bizi kutsi taraftadır. Hep bizi hayra ve şeye vicdan genel itibariyle öyledir. Miyengimiz. Gibi ama buradaki his ya diyeceğiz ki vicdandaki histir diyeceğiz. O zaman bu menfi tarafını nasıl izah edeceğiz? Ya ayıracağız hissi, o ayrıdır, bu ayrıdır diyeceğiz. Bu sefer de birden fazla hissimiz olacak. Bunu çözmemiz lazım. Tamam, şimdi çözüyorum. His nedir? Kitab-ı Mubin'dir, bu benim cümle, kelimem. Şimdi Gazali diyor ki, his neymiş? Bak, his, şehadet aleminin vicdaniyatımızın unsurudur. Yani, alemi şehadetin, hayatı dünyanın, İnsana taşınırsa hismiş. Menfi ve müsbet. Biz geçen derste nasıl demiştik? Esma'nın cilve cemal nakışının bizdeki şey mi demiştik? Yani o evet. Kaynayan mevzuç nakışlar. Nakışlar. Ama Gazali işte alemi şehadet demiş. Alemi şehadeti komple getirmiş yapıştırmış. Kopyala yapıştır. Aynı söylüyor. Kitab-ı Mubin diyen benim de. Beraber gidelim bakalım kendisi. Onun eserini topladım. Diyor ki şehadet aleminin vicdaniyatımızın unsurudur. Vicdana taşınmasıdır şehadetin. Şehadette ne var? Bulut yok mu? Sıcak yok mu? Soğuk yok mu? Domuz yok mu? Melek yok mu? Kafir yok mu? İsmi, hepsi var. Sonra cismanidir der. Cismanidir. Mülk ve şehadettir der. Akıl ise bilakistir der. Yani sufli alemin anahtarıdır. Şu sufli derken şer manasında değil Osman. Şey, alemi sufli, alemi latif adına zıtların cemi olan his. Onun için tek şey değildir his. Her şey var. Niçin var diyor? Alemi şahadettir. Gayb değildir. Gayb nedir? Zihindir diyor. Alemi gaybın insana taşınması zihindir. Alemi şehadetin insana taşınması histir. His onun için değişiyor. Haramlar da var, helaller de var. Bu his dimağa atıldığı zaman kuvve olarak, enerji olarak oluyor. Fikir veya kuva, vehme dönüşüyor. İlk çok eski aklın da hissi vardır. Vicdanın da kalbin de var, ruhun var, biliyorduk. Sonra mer oralardakilere tesir ediyor. Yapıyoruz ya ilim, gelişiyoruz, geliştiriyoruz. Onun için daha bir tane bitmeden ötekisini de alıyoruz ki kapsayıcı olsun. Hissin merkezi vicdandır. Dimağda kendisini fikir veya vicdandaki kuvalar gibi
kendisini gösterir. Devam edelim. Bakayım ne diyor? Kendisi, bu kendi cümleleri. Ben topladım kelimeler. Bunun üzerine konuşacağız. Ama bir arka sayfası da var. Akıl ise diyor, şeydir, ulvi alemler. Akıl ise bilakistir. Yani süfli alemin anahtarı his iken, ruhani, melekut, gayb aleminin, alemlerin anahtarı da diyor, akıldır diyor. Mesela anlamak için bir soruyorum da, mesela anahtar dedi ya, mesela buna dokunduğu zaman bu sert ya, bu bunun anahtarı oldu değil mi abi? O şekilde değil mi anahtar? Evet, anahtar bu. Kendisi değil o alem. Evet. Tabii ki soracaksın. Hissi alem, şehadet alemidir. Herkes onu görmektedir diyor. His. Hissi alem, aklı aleme bir merdivendir der. Vahye yani. Vahye zemin hazırlar. İnce olmakla beraber vicdan ama aklın vahisine tabi. Şayet her iki alem arasında bir bağ ve ilişki olmasa aklı aleme yükselme yolu kapanırdı. Yani akıldaki bizim mesela tabirimizle bizim dima vicdanla bağlantısı oluyor da sonra kalbe vicdana şey kalp ruha atılıyor ya. O merdiven diyor ona. Oraya göre mülk oldu. Evet. Yani ama şey akla şey diyor. Ulvi alem diyor. Vahye tabi olduğu için. Alem diyor oraya. Evet. Bu yol kapansa, yani hisle akıl, his merdivendir diyor. Şeye, akla merdiven atar. Akıl, öteki alemlerden bize şeyler getirir. Getirdiğini merdivenden aşağı iner. Devam edeyim. Akıl doğru ve yanlış. Zihin şey yapacağız. Akıl mı, zihin mi? Akıl diyor o. O akıl diyor Gazali. Ben hiç dokunmadım. Ama okuduğumu cümle, kelime kelime koydum. Diyor ki, şayet iki alem arasında bir bağ ve ilişki olmasa, aklı aleme yükselme yolu kapanırdı. Bu yol kapansa, yani hisle akıl bağlı, yani vicdanla akıl, izan vardı ya bizim. O yol kapansa diyor, rububiyete ve Allah'a yakınlığa sefer yolu kapanırdı. Sonra, bu vicdandaki his değil. Devam edeyim. Alem şehadetten... Şimdi Osman abimiz o suyu benim hoşuma gitti. Bir ihtiyaç giderdi. Yani biz devam edeyim ben de konuşayım. Tekrar başa alacağım. Kendisini bir bitireyim. Gene 188 açıyorsun. Enbiyanın ilk menzili his ve hayal bulanıklığından sıyrılıp mukaddes aleme yükselmiştir. Evliyalar ilk menzili his ve hayali temizlemişler de olmuş diyor. Bu menzilin misali mukaddes vadidir. Bu vadiye ayak basmak ancak iki alemi yani dünya ve ahireti atıp vahidi hakka teveccühe mümkündür. Mesela şeyden söylüyor. Musa aleyhisselama ilk vahinin olduğunu kullanıyor. Ehliyle gidiyormuş. Şehirden giderken gece oluyor. Üşüyorlar. O zaman uzaktan bir tane nur gözüküyor, ışık. Siz burada durun diyor ehline diyor. Gazali bak bunu batına da taşıyor. Diyor ki burada durun, ben oradan bir ateş alayım. Gittiği zaman ilk Allah dağda ona konuşuyor. Vahiy oluyor ilk. İlk vahiy. Gazali der ki o dağ dimadır, o vahiy, o nur vahiydir. Sana da gelebilmesi için iki şeyini temizle. Ona paldır küldür vahiy gelmedi. Neyi temizle? His ve hayalini temizle diyor. Vicdan ve dima demiş o. Evet. Yani bunun tabirleri üzerine konuşuyoruz. Tabii ki hepinizin kafasında bir tayin nerededir, his nerededir biliyoruz. Nefis gibi şey, vicdan gibi durmuyor. Yani oradaki hissiz. Sonra orada alması için vahiy, bu vadi diyor, iki dağ arasındaki bu vadi temizdir diyor, nezihtir diyor, ayakkabılarını çıkar diyor. Mukaddesi tuva. Evet, çıkar diyor. Bu vadiye ayak basmak ancak iki alemi, yani ayağını çıkar diyor. Ayakkabını çıkar. Bu iki alem, yani iki ayağını çıkar, iki ayakkabını demesi
Allah iki ayakkabılarını çıkar dese yeterken iki ayakkabını da çıkar demesi, iki alemi yani dünya ve ahireti atıp vahid-i hakka teveccühe mümkündür. Her ikisinin atılmasına misali, ihramlı iken mukaddes Kabe'ye ayaklarını çıkararak yönelmektir. Mesela tavafta da öyle. Ayakkabı olmaz. Ayakkabı ile gir, zaten tavaf olmuyor. Mutlaka bir şeysiz, dikisiz bir şey giyiyorsun. O da yapılmasının sebebi, insanlar bir şey düşürüyor da ayak kestiği için. Öyle bir şey yapmışlar alimler. Allahu alem. Kabe'ye ayakkabılarını çıkararak yönelmektir. Hatta burada birden rububiyetin huzuruna yükselmek vardır. Vadiler, vadi neymiş? Kendisi söylüyor. Vadiler kalbi sembolize eder. O turda zuhur eden vahiy, tur feyiz menbaını temsil etmekte diyor. Vadilere su dağlardan gelir. Musa aleyhisselama ilk vahye mazariyeti vadide oldu. Beşeri kalp vadilerine marifet suları ondan akar. Mukaşefe meltemleri ondan eser. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama Tuva vadisinde hitabına mazhar olduğunda iki pabucunu çıkar denmiş. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın denmiş. Şimdi his, ustadı sari ifadesiyle hissin yeri vicdandadır. Başka bir yerde hissin yeri şuradadır dediği yok. O nefsin sayıldığı his, heva, o şey vardı ya, orada da geçmiyor muydu his? Şeyde vardı ya, nefsin biz şeyleri sayıyoruz ya. Ha, maddi nefse emmare, manevi nefse emmare. Orada geçmiyor muyuz? Orada geçiyoruz. Tabii. His yani tek şey değil. Herkes de... Yok, tanım diye dediniz ya, net olan yerde orası da net sayamaz mı? Hayır. O da histir yani. Alem-i şehadetteki süfli ve ulviler hepsi var ya. Şerve. Yani isteyince ulvi değil illa. Her şey var. Ama vicdanlığa ulviyi yakıştırıyoruz. Tabii ki ulvi. Ulvi. Vicdaniyat hatmedilene kadar bir sürü şey var. Mesela nefsi mutmainne geçmek için emmare var, levame var, mulime var, mutmainne var, razi var, safiye var. Yani bu nefis denilen his olarak bize yansır. Başka ne olarak yansır? Heva olarak yansır. Heves olarak yansır. Abi vicdan gayrimüslimde de bir var. Derece çalışıyor. O zaman bir derece var. Vicdanın her şeyini müsbet olarak da o manada kutsal yani, görmemek de lazım. Mesela his olur yani. Tamamen bitmiyor. Yani ya herro ya mero değil de vicdan. Vicdan azalabiliyor lambanın ışığı gibi, çoğalabiliyor da vicdan. Yani yani ya kafirde var, kafirde hiç yok değil ya. Yani. İmtihan sırrında da çok zıt olurdu ya. Yani o vicdan, kalp gibi düşünmeyin. Hatamallah ala kulubim. Kalp için söylüyor onu. Kilitlenmiştir diyor. Vehmin yeri neresi Hasan abi? He? Vehmin yeri neresi? Vehim şey, dimada, tasavvurda. Tevehüm, aynı değil mi? Aynı. Birisi çoğul bir tek. Yanında söylemişti de belki onda mı diyor? Evet. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor. He. Şimdi biraz da gidelim böyle. Şu, abiler, his veya akıl veya ruhtaki şefkat kalpte gözükmeyecek mi? Bir şey, başka şekilde. Vicdanda gözükmeyecek mi? Gözükecek. Dimağda gözükmeyecek mi? Dimağın sistemi kuvadır. Abi hiçbir şeyden kopuk değil. Hiç. Hepsi birbiri dolayısıyla çalışıyor. Nereyi konuşursak bağlantısını konuşuyoruz. Yani olması gereken var. Yani hissi konuşurken biz şu anda hissi genel konuşuyoruz. Nereye bağlandıysa o zaman o yerine göre. Çünkü diyor ki vicdanın anası elbası, ruhun dört havası. Sari his burada. Merkezi burada. Peki oralarda nasıl kendisini ifade eder? Kafada kuva olarak ifade eder. Kuva vardı ya mesela tefekkür Osman. Akılda tefekkür, mana. Vicdana indiği zaman iradeyi kuvvet verir. Zihne verir, hisse verir, latife-i Rabbani verir.
Latife, vicdan, dimadaki tefekkür vicdana indiği zaman histe muhabbet olur. Kalpte ne olur? Latife insani olur. Birbirini geçişler. Yani şöyle düşünmüştük o zaman Allah-u Alem. Yani akılda da his var, şey var. Orada güç var. O gücü sırf hisle izah etmeyi artık nasıl olmuşsa bilmiyorum. Tabii öğreniyoruz ya. Kuva, akıldaki çalışma malzemesinin benzini, benzin, mazotu aklın, kafanın kuvadır. Kuvayı akliye. Kuvvetlerdir. Vehim kuvvettir. Hayal kuvvettir. Hayal kuvası diyor. Ustad hayala kuva diyor. Kuvayı hava. Ha, peki vicdandan gelen, vicdandaki histen gelen hayalde hissi hayal diyor. Hayal hissi. Peki nedir diyor? Yani hisse baktığımızda hissi tanımaya çalışıyoruz ya. Bu adam kim ya? Mazi müstakbel yok. Mazi müstakbel yaşanıyor onda, anda. Aslında bu hissiyatı yani diğer aklın veya vicdan farklı farklı düşünmektense yani diyor hissiyat galip olsa diyor aklın ya kalbin muhakemesini dinlemez diyor. Yani hissiyat diğer şeyleri aklı ve kalbi etkileyebilen bir şey değil mi abi? Etkileniyor, etkiliyor da. Bir şey etkileyebiliyorsa bir yol, aynı zamanda aynı karşılıkla etkilenebilir. Akıl hepsini etkiliyor mu? Etkiler abi. Etkiler. Akıllı da her şey etkiler. Bazı mesela bazı risale diyor ya, bu risale diyor, aklın muhazineleriyle düşünmemeli diyor, tartılmamalı. Evet. Burada hissiyatı aktif ediyor insan. Evet. Üçüncü ile maddi, dördüncü şu an mesela. Ama diğer risalelere baktığı zaman akıl daha ziyade muhatap oluyor. 26. pencere mesela, ne akıl ne vicdan, aşk. Aşk, kainatta aşkı diyor. Aşk-ı lahuti vesaire. Kalple yani imza ediyor. Hasan abi bir şey söyleyebilirim. Sor tabii abi. Şimdi biz şeyi tartışıyoruz ya, aklın muhakemesinden uzak oluyor hisse kapıldığınız zaman diyor ya. Mesela Muhyiddin Arabi için üstad yalan dedi demiyor. Değil mi abi? Haşa. Öyle bir şey demiyor. Ama diyor yanıldı diyor. Hı-hı. Hasan abi yani hissine dahil olarak mı konuşmuş oldu abi? Abiler his deyince vicdandadır diye his tek boyutlu değil. Alemi hepsi var. Menfi, müsbet hepsi var. Evet. Menfi de var, müsbet. Tek boyutlu cibir olurdu. Mesela vehim vesvese diyoruz ya hayal ediyor. Bu mesela vehim. Vehim yapısı da vehim tek boyutlu değil ki, kötü değil ki. Vehim niye var? O da histen, hissin neticesinde ortaya çıkması lazım. Şurayı bir okuyayım abi. Yani. Kısa olsun. Çok, çok kısa abi, çok kısa. Evet, ruh mahiyeti itibariyle bir kanun emridir. Fakat vücudu harici giydirilmiş bir namussu zihayattır. Ve vücudu harici sahibi bir kanundur. Hazreti Muhyiddin yalnız mahiyeti noktasında düşünmüştür diyor. Hasan abi. Evet. Yani ne demek istiyorum Hasan abi biliyor musunuz? Yani bunu biz cennetteydik zaten, hakikatteydik. Ama surete gelmeden mahiyeti bilemiyorduk. Evet. Yani bu arada 183 aç. Aklın muhakemesi acaba suret midir? Yani onsuz olmuyor mu anlasında mı? Ben yani o o biraz bizi şeyden çıkartır. Süleyman hissi dedi ya o biraz şey yapar. Muhakemesini muhakemelere yok gidiyor. Yani aklı uymuyor. Şimdi hissin nerede olduğunu, hangisi olduğunu anlamıyor. Yok, nerede olduğu kesin. Onun hakkında şüphe şöyle yok. Şöyle demiştik. Ben onu bir okuyayım. Yani hem toparlamış olalım. Hissin sureti serbest bölgede. Doğrudur. Ha, ha. Bedende nefisteki his demiştik. Yani nefiste zaten doğru, ha. Şey. Kanuniyeti dimadaki hisler. Yani çok güzel. Şeyler. Hakikati vicdandaki his, mahiyeti ruhtaki his. Tamam doğru. Tamam. Yani hani böyle ama zaten, zaten çözüm bu ya. Bu değil. Bu. Yok. Şimdi ben yani hissi biraz yeni topladım yani. Hayır, daha önceki his olmayan derslerimizde de his. Bir de okur musun? Çok güzel. Sureti serbest bölgede, bedende nefisteki his. Yani nefisteki his serbest bölgede zaten işliyor. Kanuniyeti dimadaki hisler. Yani kuvveler dediniz. Kuvvelerin arkası hep o şey. Hakikati vicdandaki bu his. Bu abi bu. Bu işte. Mahiyeti ruhtaki his. Doğru. Bu abi. Ruhun evet. Bu. Ama bu şey itibariyle burada ifade ediliyor. Vicdandan ne demiş? Bir şey demiş mi vicdana? Ne demiş? Tanımlamış vicdan, bir şey. Şeye, hakikati vicdandaki his. Hakikat. Tamam. Mahiyeti ruhta. Evet. Mahiyeti ruhta. Doğru abi. Hep, abi bu işte ya. Yani böyle bakılırsa çözeceğiz. Abi bu işte. Ama ben Gazali'yi bir okuyayım dedim size. Dedi ki niçin heyecanladım? Orijinalim ne gitti bana? Alemi şehadete demiş.
Mesela az önceki o Lemalar 76'daki hissiyat aklın muhakemesini dinlemiyor da. Onun cevabını yap. Serbest bölgedeki suretindeki hissiyat senin aklın muhakemesini dinlemez. Hevalı hissi kazandırır. Ona zemin açar. Yani evet. Orası zaten. Evet. Yani demek oluyor. Dimacası yani. Ama işte o söylediğimizi 183 aç, Lemalar 14 okuyacağım. Ben çok ilk defa duydum bunu. Yani ben tuhaf oldum ya yani bir haftada. Alem-i şehadete insana taşınmasına his demiş. Abi pratiğe dökme noktasında çok güzel bir misal. Evet. Biz belki çok tuhaf mı gitti yani. Alem-i şehadet nedir diyor? Zıttır. Hangi 18 bin alemin sureti değil mi? 18 bin alemin sureti. Alem-i şehadet. Alem-i şehadeti aldım dedi. İçeriye koydum vicdanda his. Tamam da biz mekan, zihin biliyordum dedim ya. Adeta keramet gösterdi. Biraz oku dedi. Aşağıda öğrendim ki zihine diyor ki alemi gaybın diyor haritasıdır, mekanıdır diyor. Çok tuhaf. Şimdi bu his aklı muhakemesini dinlemez. Nasıl dinler? Ustad onu nasıl çözüm buluyor? Şunu da söyleyeyim. Tamam. İmam Gazali demişti ya alemi şehadetin vicdanımızdaki karşılığı mı dedi? Evet, taşınmasıdır diyor. Mesela bizim yani derstesini yaptığımız tanım şöyle. Hayat aynamızda şems-i ezeli olan Allah ile kainat yani mevcudat temessül ettiğinde bizde uyananların ve uyandırdıkların adı histir. Vay be, işte. Vallahi ben bilmiyordum böyle dendiğini. İnan bitmiyordum. Denmiş ama ben bundan heyecanlandım. Ha, yani bayağı güzel şeyler var demiş. Yani mesela his demek diyor. Hakikat mertebelerindeki değişim ve dönüşümün dışa vuruşudur. Allah Allah. Kendini keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Acayip bir şey ya. Bil fiiliyle bil kuvve arasındaki bağdır. Şeyde dedi ki, bu var ya bizim bir deli var bir tane. Deli yani. Lermi. O deli. Geçen gün neye taşıdım şimdi buraya? Bir soru sordu. O kadar kaliteli ki. Yani o işin delisi ya. Anama katını. Diyor ki abi diyor. En iyi diyor. En farkındalıktır diyor. Bu farkındalığı fark eden hangi farkındalığımızdır diyor. Aynı böyle. Bu adam normal mi ya? Ene farkındalıktır diyor. Tanımla yaptı. Farkındalığa gelenin adıdır. Fark etmişse. Bu farkındalığı fark eden hangi farkındalık sistemimizdir diyor. Seç dağlar. Arkadaş pazarcı var ya. Seç al gibi ya. Yani. Bak dedim ki bu farkındalığı fark eden üç sistemdir. Nedir o? Akıl, dima, kalp, ruh. Ama bu cevabı da ben vermedim. Ben şöyle dedim. Orada ses kaydı attım görmüşsünüzdür. Nedir dedim. Ben hemen sonuç itibariyle attım şöyle. Dedim ki bu farkındalığın adı nedir? Bunu fark eden enenin mülkiyetidir dedim. Birisi bir şey yazdı oraya. Dedi ki tamam bu sonuçta yani bunu sormuyor bu adam. Bunu fark eden kimdir ilk aşamada ki bu fark edenin sahiplenen bununla anlamlandıran nedir? Ene yani. Sen ene söylüyorsun ama adam zaten eneyi soruyor. Burada bir ortada bir şey olması lazım. Ne diyor? Üç şeyi indirdik emaneti indirdik diyor. Daha yok dedi. Farkındalığımı yapamam. Bu farkındalığı beceremem dedi. Emaneti almak demek farkındalığı almaktır. Bunu da bir yazar mısın? Emaneti almanın bir veçesi farkındalığı anlamaktır. Farkındalığını yüklenmektir. Farkındalığına sahiplenmek. Akıl dedi ki ben bu kadar farkındalığı beceremem. Kalp dedi ki ben de beceremem. Dağlara, göklere, zemine, dağlara emanet edildi. Ayette kaldıramam dedi. Ruha dendi. Ruh da kaldıramam dedi. Ne? Peki bu üçü bir araya geldi. Bu farkındalığı. İnsan hamletti. Bu insan demek, farkındalık demektir. Bir tarifi de o yani insan. Farkındalık sahibi. Bu akıl, kalp, vicdanın farkındalığının bütünselliği insan enesini oluşturuyor.
Enes'ini oluşturuyor. Kendi Enes'ini oluşturuyor. Kendi Enes'ini oluşturuyor. İşte farazi hattını mı çekiyor? Evet, aynı bu işte mi? Bu üç sistemin bütünselliği Enes'dir. Farazi hat bu yapıyor. Akıl, dima, ruh. Ondan sonra bu ben insanım, yani farkındalığa sahibim. Farkındalığın içerisine mesuliyeti yüklenen, anlamlandıran, eyleme dönüşen ve dönüştüren, ne derseniz deyin artık bu. Açı fark 90. Her şeyi alır. Bu olursa akıl, kalp, ruh, bütünselliği farkındalıktır. Bu farkındalığın adı, dindeki ilmi kelam adı ene. Ene. Bu ene, bu farkındalığı diyor bu. Ene şeyi diyor, bu farkındalığı fark eden kimdir diyor ki ene oldu. Bu üç sistemin bütünlüğüdür. Peki bunun arkasında ne var? Ene'nin bir mülkiyeti var değil mi? Melekut tarafı. Bunun melekut tarafı bizim bildiğimiz ene. Ene var ya, nur tarafı. Allah'a bakan tarafı ise mana tarafıdır. Sırrı insani. O enenin Allah'a bakan tarafına sırrı insani, mülk tarafına bakan tarafı bu üçünün bütünselliği. Kendisi kimdir? Berzahtır. Fakat şu izah, bu izah da benim değil. Onun sorusuna ben böyle kabataslak bir cevap verdim. Birisi dedi ki, ay ortada bir sistem çalışması lazım. O sistemde akıl kap ve tayin pekmez karışımı gibi. Öyle. Çok, yani beraber çalışınca, kolektif mi diyorlar? Yani atölye çalışması, yani mutfak çalışması çok güzel oluyor. Mesela Osman onu çıkarttı, bak ne kadar hoş oldu. Sanki Gazali demiş, Risale'de demiş yani. Tamam. Yani ne güzel yani insanlar, alimlerimiz nasıl yürümüşler? Aklım gidiyor ya. Biz varı anlamaya çalışıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Yok arkadaşlar, piyasada yok. Bunlar nereden getiriyor ya? He Osman? Nereden çıkarıyor bunlar? Şimdi cevap bakayım. Hissiyat aklı mahkemesini dinlemez. Neyle durduracağız? Hemen bakalım. Yani şey midir abi? Enenin mahluk olan tarafı. Enaniyettir. Mahluk olmayan tarafını anlaması farkındalık mıdır? Evet. İkisini bak. Anda. Yani, mahluk olan tarafı ile ne olduğunu bilmiyor. Ama bir mahiyetim var bilmiyorum. O da mahluk olmayan taraf. O da onu da fark etti. Onu da fark etti. Böylece emaneti aldı. Yani. Evet. Allah tarafındaki farkındalığı ile mevcudat tarafındaki farkındalığı iki kol. Bak ben eneyim. Allah tarafındaki farkındalığımı fark ettim. Allah Halik. Ben mahluk. Mevcudat tarafındaki farkındalığı da fark etti. İki farkındalığı cem eden, ikisi de olmayan ene. Buradaki farkındalığına bir isim koyalım. Sırrı insani. Buradaki farkındalığına bir isim koyalım. Enaniyet. Emaneti aldı. Evet. Enaniyet demek, biraz da çık dışarıya, emaneti aldı. Emanet. Yani ne demek, biraz da çık bir tarafa, dağ, zemin, gök. Rüyanı tahakkuk ettiriyorsun. Aynı böyle. Rüyada böyle enfusi ders yapıyoruz. Rüyada da değil ya, o kadar da şey yapmayayım ya. Rüya değil işte. Peki, aynı böyleydi, kahve getiriyor. Söyleyecektim ama abi, şimdi unutmadan söyleyeyim. Peki biz değişkenlik diyor ya Gazali. Değişkenlik var diyor. Niçin değişiyor? Esmalar birbirine galip olmak için olmasın. Aynı, işte öyle diyor zaten Risale'de. Mesela 24. sözde diyor ki, niye otlar kuruyor, ötekisi ot saldırıyor, üzüm ben orada şey fasulye ektim. Yaban otları niye giriyor? Ya kardeşim orada dursana ya. Sağında kalsana. Her bir esma işgal etmek ister. İstila etmek ister. Bu da esma mukabele etmek ister. Mücadele başlıyor. Yani öyle geçiyor da Resul. Aslında esmalar... Her bir esma... hayır ben kimseyi tanımam diyor her bir esma. Ben işgal edeceğim. Öteki esma da diyor ki dursana ya. Ona direniyor. O da ona direniyor. Tamam, acayip yani. Diken diyor ki istila edeceğim diyor. Peki bunları birbirine durdurmasını kim yapıyor? Allah. Allah hayat. İşte insana vermiş. İnsana vermiş. İnsana vermiş. Doğru söylüyor.
insan. Ya sen olsun işte. Malum. Ya. Çok tuhaf ya. Esmaların birbirine geçmesini, hani var ya hayvanlar var mesela, la teşbih ve la temsil. O birbirine yiyorlar otlarını, yemeklerini falan. Ya. Onu ikisini oynuyor. Hayır sen bu tarafa gel, sen bu tarafa, sen bu tarafa gel. Onlar niye? Rızkına şey vesile oluyorsun ya. Bu esmaların işgaline de diyor ki bu otlar sen, ağaçlar sen işgal etme falan. Bu esmadır ya. İnsan durduruyor. Ya geçti diyorsun, ya geçmedi diyorsun. Geçtiyse geçtidir, geçmediyse geçmemiştir. Ne dedin bunu? Yani esmalar birbirine geçmiş. Ha evet evet. Kainatta zulüm var, çirkinlik var, evet. Gayri, otlar. Oysa var. Onun nazarında vardır diyor. Evet. Kainat öyle bir şey yok. Zulüm var, adaletsizlik var, bilmem nesi var. Hepsi bizim nazarımızdadır. Kader. Öyle bir şey yok ya. Yani. Esmada fedakarlık, yardımlaşma, vefa, hatır da var. Birbirlerine... Ne dersen de işte. İnsan durduruyor. Hepsini yapıyorlar. Çobanlık yapıyor gibi oldu. Abi. Evet, çobandır diyor. Ama bir güzel tarafı da şu. Meçhul'da nasıl insanlar var değil mi? Evet. İnanın bana şu konuştum, ben vermedim cevap. İtimat edin. Vallahi ben vermedim. Ben şöyle dedim. Onun sesimi gördün. Dedim ki bu farkı fark eden en nedir dedim. Toptancılık yaptım, gönderdim, paketledim Nadir abi gibi. Ya arada bu izah olması lazım değil mi Osman? A bak ne çıktı. Bu da çok güzel şey yaptı. Onun diyeceği başka şeyler de var da onu bir ayrı konuşmamız lazım. Yani. Yapma ya. İlim maluma tabiri, tabir. Ha, o mevzuyu bir başka boyutta ol dedim. Tamam işte evet bunu konuşmamız lazım. Yapma ya, kaydetseydiniz kaybolmasaydı. Yok yok, daha ama konuşmamız lazım. Öyle mi? Tamam yok yok, kaydet derken. O konuşmamıza vesile olsun. Ha ha. Yani o bence 183 açtın mı? Lemalar 14. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın dusturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden. His aklın dusturları ile, zevk ise fikrin mizanları ile kontrol edilirmiş. Sonra hisler aklın dosturlarını çok dinlemezler. Ama onunla karşıtı o. Zevkin coşkunluklarını, fikri mizanlarına murat etmediklerinden. Fikir, aklın içindeki bir sıfat ise, daha önceki derslerimizde, yani yoldur. Yani fikir yoldur. Aklın içinde bir sıfattır. Zevk de hissin içinde bir sıfattır. Zevk. Yani zevki dışsaldır demiştik hatırlarsınız. Lezzet enfusidir. Hem de akıl dusturlarla zevk de fikri mizanları ile kontrol altına alınabilir veya maksadına kullanılabilir. Evet. Bu. Burada zevki hani bir şey var ya, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Evet. Orada zevk etmeyi ruha, yani oradan artık zevk ve lezzet belki denebilir. Yani his, vicdan, zevk, ruh olabilir gibi bu noktada yani. O zaman şey oluyor, bu yani hissin hakikati, mahiyeti tarafı evet, gibi. Evet, o da olabiliyor, olabilir ama burada sari ifadeyle şey yaptım. Diyor ki bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevk neymiş? Coşkunluklar ise aklın dusturlarına, hisse bakıyor. Nazm-ı Mani görüyor musun şurası? Yani vicdan ve ruha bakar bu lema gibi yani. Evet. Bak şimdi. Aşağı indiremiyor muyuz? İndirdim. Tamam. Elledin abi. Peki. Tamam. Bak. Hissin, his coşkunluklar ise aklın dusturları, nazm-ı mani bu buna bakıyor. Zevk de fikri mizanları ile. His, aklın dusturlarıyla kontrol edilir. His. Gazali de öyle diyor. Zaten merdiven koyar diyor. O izan tabii bizde. Daha gelişmiş yani. Daha tutulur bir şablon getirdi ustan. Ona bir Gazali'den daha bu taraf olduğu için daha eklemeler getiriyor. Zevk ise fikri mizanları. Bak dustur, mizan. Dustur nedir bakın? İhlas Risalesi'ne geç. İhlas esastır. Yani içseldir. Bu şeyler diyor, gelecek dusturlarınız rehberiniz olsun. Birinci dustur nedir? Amelinizde rıza ilahi olsun. Esas değil bu. Dusturdur. Bu dustur. Dusturlar eylemseldir.
dışsaldır. Bak, İhlas Risalesi'nde 4 tane düstur var. İhlas Suresi de 4 ayettir. Ama İhlas için ne diyor? En büyük kuvvet, en büyük hakikat, en büyük nokta istinad, en büyük bir esas İhlas'tır. İhlas eylemsel değil, Allah ile senin arandaki bağ. Esas bu bağdır. Düstur ise dışsaldır, eylemsel halidir. Şimdi kullanın onu, aklın düsturlarıyla, yani o aklın yöntemleriyle, malzemeleriyle. Hayır diyorsun. Buraya kadar beni götür. Geçmişe geleceğe götürüp cehenneme atma benim ya. Maziye götürüyor. His. İstikbale götürüyor. Vehm ettiriyor. Vehm ettiriyor. Geniş daire olsun, siyasi olsun, ailevi olsun, ekonomi olsun, sağlık olsun, ölüm meselesi olsun. Mazi ve müstakbeli topluyor bunu şey yapıyor. Dur hele diyeceksin. Aklın düsturları var. Ama Hasan abi metinde dinlemez diyor, siz onunla kontrol edilir. Zıttı olmadı mı? Olmaz. İşte ne demek? Tabii ki zıttı. Yani dinlemez diyor, o zaman yani aslında onun karşısına çıkartma çok da iş yapmaz. Dinlemez ama bunlarla karşılığı niye düsturlar? Bu çıkıyor adam. Bu düstur karşısına çıkıyor ama dinlemiyor. Niçin dinlemiyor? O tabii metnin yukarısında da var. Tabii o zeminde olursan aslında bu dinletecek makamda. Bu dinletecek. Baba dinletme makamında ama çocuk niye dinlemiyor? Biraz şımarmış. Yani çocuk beni dinlemiyor diye ben dinletme makamında değil mi? Orada öyle diyor yani. Onunla olması gerekirken değil yani. O zaman ne yapacağız? Aklın düsturlarını kuvvetlendireceğiz. Sonra fikrin mizanlarının tartılarıyla diyeceksin ki zevk, dur ya bunun helali var, haramı var, şu varsa vesaire. Abi hisse girmeden önce kontrol ediyor o zaman. Tabii girdikten sonra artık suyun içindesin, ıslanmak istemiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor ya mesela. Evet, evet. Yaklaşmayın, akılla orada. Akılla olacak. Ama girdikten sonra artık geçmiş olacak. Akıl. Şimdi vahiy aklı temsil ediyor. Vahiy, vicdan da Peygamber Efendimiz. Yani oradaki vahiy ilk önce vicdanı yapılandırıyor ki yapılandırdıktan sonra vicdandaki o his sonra akla resullük yapıyor. Aynen. Evet. Ama o devreye girerse direkt hiç vahiy şey yapmadan, dersi almadan vicdan direkt devreye girerse bu sefer yanlış yapar. Yanlış şöyle yapıyor. Bir şey. Vahiy, şimdi vahiy geldiği zaman daha itikatlar oluşmadan, izandan içeri girdi ya, oraları yapılandırıyor. Ondan sonra vicdanı yapılandırdıktan sonra vahiy gelip geliyor da iltizamımızı ve itikadımızı oluşturuyor ya o yolla. Yani bir şöyle bir şey. Bir şey gelince, yapılandırınca sanki zannediliyoruz ki bu onu yapılandırdı, bunu etkiledi, eğitti, bu üstündür. Ama akıl geldi, vicdandaki hissi eğitti, malzeme, dosturlar koydu ama bu da gelip akla kendi çapında, kendi gelişmiş. Çünkü bu aklın dosturlarını aldı, aklın vahiylerini alınca akıl vahiy alma aletiydi. Vicdana getirdi. Vicdana getirdiği şey belki de aklın malzemesi değil. Akla bakmıyor. Çünkü vahinin içerisinde akla bakan malzeme var. Vicdana bakan malzeme var. Kalbe bakan malzeme var. Ruha bakan malzeme var. Eneye bakan malzeme var. Akıl bu paketi aldı. İlk önce kendisine lazım olanları aldı mı orada? Yüksek fırına kamyon getirdi, bir kamyon toprak. 700 santigrat derece ısı verince demiri aldık. 850 verince bakırı alacağız. O diyor ki bu fırın, ben 850'm yok. O zaman akıl vahiy aldı, fırına koydu, 750 verdi, demiri aldı. Sonra vicdana attı. Vicdan dedi ki ben 850'lik fırınım var. Bakırı da aldı. Gitti 1500'e kalbe, 2500'e ruha gitti. Herkes kendisini geri aldı ama bunu ilk getiren kim? Akıl. Sonra bu vicdan gelişti mi? Şunu demek istiyorum. Doğru dedi Furkan. Vicdan vahiydekini alacağını aldı ya, ama vicdanın aldığı malzeme akıl alamazdı. Paket olarak almıştı. Sonra vicdan olan, gelişen vicdan akla vefalık yapıyor. Onu bu sefer eğitiyor. Aklımızın aklıdır vicdan. Aklına. Abi hissi hav dersinde abi üstad kafın karşısına şecaati çıkarıyor. Yani öyle anlıyorum ben.
o şekilde o havf hissinden, yani korkudan kurtarmaya çalışıyor ya. Oradaki durumda bu şecaat ne oluyor abi? Niye onu koyuyor karşısına? Hani o korkudan his... kurtarmak için kahramanlığı böyle. Çünkü hissin karşısında, bu yazılım farklıdır Süleyman. Yani hissin karşısına akıl pek şey yapmaz. Hissin karşısına his getireceksin. Aklın karşısına aklın getireceksin yani. Yani malzeme karşısında birini 90 kilo güreşin karşısına 20 kilo getirmeyeceksin. Bir de şecaat ruhta olabilir mi? Ha? Ruh. Şecaat mesela his çıktı mı? Korku. Korku karşısına ne kadar? Akıl çıkması lazım abi. Şehitlik mesela diyelim. Getirin. Yani. Hisler aklı dosturan çok dinlemezler. Bak burada diyor zaten. Niçin dinlemez? Orada söylüyor. Şöyle şöyle olursa diyor. Zevkin coşkunluklar ki insanların murat etmediklerinden zaten. Sen söyledin Osman. Fikir aklın içindeki, peki niye dinlemiyor? Fikir neydi? Bir yoldu. Aklın içinde bir sıfattı. Zevk neydi? Hissin içinde bir sıfattı. Hem akıl dosturlarla zevkte fikir mizanlarıyla kontrol altına alınabilir veya maksadına kullanılabilir. Yani ama bu diyor ki bu böyle, sen dinlemezler, bunların şey yap, bu şartlarında kullan ve güçlendir. Abi akıl hissi dengeleyemez mi? Dengeler. Dengeler. İşte onu şey yaptık yani, ki. Onu anlattık. Hisle hissi dengelersiniz, dengeler. Akılla akıllı dengeler dediniz de. İkisi de var ama. İkisi de var. Çocuk şey istiyor. Çikolata istiyor. Bu biliyorsun ki gavur alabilir, domuz yağı koymuş. Bari gidiyor Türkiye'dekini veriyorsun. Hissine karşıyız. Bu birinci yöntem. İkincisi, ona diyorsun ki, ikna ediyorsun bu çikolatayı. Bırak şimdi ben sana tatlı yapayım. Veya araba vereyim. Balon vereyim. Çikolatayı ortadan kaldıran balon. Yani hissi bazen akılla, bazen hissi de hisle. Yetmiyor, şamara yapıştırıyorsun, bu da akıl. Daha önceki derslerde şöyle demiştiniz abi. Ruh daha üst bir birim yani. Ruh üst birim olduğundan dolayı hissi ruhtaki o şeyle, latifelerle, bir üst birim olan latifeyle durdurmak tabirini kullanmıştınız. Evet, doğru. Şimdi 186 yaş. Lemalar 59. Bahtiyar odur ki bu ittibai sünnette hissesi ziyade olan, sünnette ittiba etmeyen, tembellik eder ise hasaret azime, emniyetsiz görür ise cinayet azime, teksibini işmam eden tenkit ise dalalet azime. Açtın mı? Açtım. Şimdi diyor ki burada, sünnette tembellik ederse hasaret, hissi durdurmanın yolundan bir tanesi de bu. Biraz önce söyledim. Hisle hissi veya fiili. Fiille durduracaksın hissi diyor. Aklı mizanlar olmayınca eylemselle durduruyorsun hissi. Neyle? Sünnette tembellik ederse hasaret azime. Sünneti emniyetsiz görürse cinayet azimeymiş. Sünnetin tekzibini işmam eden tenkit ise sünneti dalalet azime. Bak, tembellik hasarettir. Emniyetsiz görmek cinayettir. Tenkit ise dalalettir. Ondan sonra geç o şeye. Demek ki sünnet-i seniye ile 187 yaş. Buradaki hissi abi oran manasındaki bizim his değil galiba ya. Buradaki yani hisse senin, sana düşen pay. Evet, bu pay da sünnet-i seniye eylemsel olunca o his kafayı çıkaramıyor diye için şey yaptım. Yani o hissesi deyince ben orada oranı sana düşemem. Doğru. Bu o. Bizim his değil sanki bu. Değil. Hisse. Ama neyle biraz önce konuştuk ya, nasıl olur? Sünnet-i seni eyleminde olduğu zaman o adam uyanamıyor orada ortamda. Mikrofonu. 87'yi bulduk mu? 87? Evet. Lemalar 63. Yani evet, bu hissedar olmak anlamında. Kurbandaki hisse gibi. Gibi. Fakat sünnet-i seni 187 bu. Doğru da az önce altını okuduk, üstünü okumamış mıydık? Altını okuduk, üstünü okumadık. Lemalar 63. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyarı çok fakat... Yok. Bir derece istidadı ve bir kuvve, bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak. Akla diyor ki bak,
bir kuvve bir hissi olduğundan ama çocuğun aklı yok. Akla, istidat ve ihtiyara bakmayan his bir kuvve olduğundan karşılığı ve karşıtı çıkınca ortaya çıkar. Şuurlu veya şuursuz his aktif oluyor. Yani his akıl olsun veya olmasın aktif. Onun için koydum. Bakman dediniz. Bakmayan onu bakman. Bakman yazıyorsa bakmayan dediniz. Bakayım. Akla, orayı mı? Akla, istidat ve ihtiyara bakmaz. Bakmayan olacak. Bakman demişsin de ona. Ha, ihtiyara, akla, istidat ve ihtiyara bakman. Ha, istidat ve ihtiyara bakman his bir kuvve olduğundan. Bakmazdır abi. İstidat ve bakman ihtiyara... Bakman ya, doğru yazmış aslında da. Doğru yürü geldi. Cümle düşük sadece. Düşük, evet. Yani istidat ve ihtiyara bakma. Yani çocuk gıdalanacak ya. Yani nerede ne olduğunu nereden bilecek? Akılla bilmesi lazım. Aklı yok ki. Niye o yola geleceği, gıdalanacağını biliyor? İstidat ve kabiliyete bakmadan bir kuvve, onda ne var? His var. O his çocuğun aklı gibi olmuş. His bazen vücudun devamı için akıl vazifesi yapıyor. Yani bazen hislerimizle hareket ediyoruz. Hislerimizle hareket ediyoruz. Yani vicdan aktif olunca vicdan diyor ki bu hissi aktif et, iradeyi aktif et, latife-i rabbani aktif et. Hatta akıldan daha akıllı davranabiliyorsun bazen. Daha doğru. Daha doğru şeyi yapıyorsun. Mesela çocuk annesini emmesi aklı iş değildir. Akılla yapmıyor bunu. Hissin yapıyor. Bilmiyor ki. Bilmiyor. Bak şimdi. İstidat ve kabiliyetinde var ama aklında yok. Daha akıllı inkişaf etmedi ki. Hatta 7 yaşına kadar çocuğu alışverişe göndermek caiz değildir der mezhebimizde. Çünkü aklı meleke çıkmamış. İlk önce parayı çocuk koyar, ver der. Ne ver? Hani ne vereyim yavrum der. Kandırıyor veya şeyi veriyor. Çünkü parayı koyuyor. Biz ne yaparız? Malzeme alırız. Beğenirsek parayı veriyoruz. Veya pazarlık yaparız. O ne pazarlık ne verme. Parayı koyar, ver. Elini uzatır, ver. O adamın hesabına kalır. Onun için aklı melekesi olmayana, ki 7 yaşına kadardır, ticaret yaptırılmaz. Başka 7 yaşına kadar sanata, mektebe bir yere götürmez, eğitilir. Bunu aklı melekesi, anne babasını da eğitecek. Ama maalesef anne baba gidiyoruz, çalışıyoruz, parayı kazanıyoruz. Sebebi çocuğa kreşe göndermek için para kazanıyoruz ki çocuk oraya. Oysa kreş için para kazanacağına çalışma da kreş dadi sen ol, eğitmen sen ol. Evde parayla kreşe gitme. Sen para kazanma, onu eğiten sen ol. Elin kadını, elin adamı çocuğuna baba ve anne olmasın. Hatta insanın mütenevi hissiyatı şedidesi, şedid. O istidadı muhabbetin istihaleleridir ve başka girmiş reşalarıdır. Metin bu, kırmızı metin bu. Ne demek şimdi? Ne acayip şeyler değil mi? Hemen yani tek böyle baktığın zaman hani okumuştuk, anlamıştık, böyle akşam derse gittiğimiz zaman okuyorduk ya. Ya işte onlar bunlar. Ya akşam şey var ha, gidip de gelen mi var dersi var. Ahiretin. Gidip de gelen mi var? Gelen birisi mi anlatacak dersi? Gelen birisi anlatacak. Doktor, bir muayene et sen onu. Bir bak. Evet, tam nokta mı? Peki, okuyorum. Muhabbet kendisi hissiyat ve fikriyat ve fiil olarak gösterilmiş. Muhabbet nedir? Latifedir ruhta. Muhabbeti münezzehe. Kendini ne gösterir? Dimağda fikir, vicdanda his, kalpte duygu yapar. Ruhta kendisi latife. Bahabiler bunu kaçırmayalım. Bu hep genelleyebiliriz. Gafur. Muhabbet latife iken kalpte duygu, vicdandayız. Akılda kuva, fikir. Vay be. Hayalde şekillendirir sevdiğin şeyi. Vay be. Muhabbet-i münezzeh ruhta. Muhabbet ise kalpte. Bu kısım hissiyat kalpteki veya ruhtaki muhabbetin istihaleleri ve teneşşuatlarıdır. Yani ruhtadır aslı,
Kalpte, vicdanda, dimanda tereşuatlarmış. Dışsallarıdır. Mesela ahiret bizde nasıl? Bu akşam işlenecek. Bizde fikir var. Ona karşı meyil var. O bir arzu var. Ona karşı bir iştiyak var. Başka en güzel delili nedir ahiretin? Bizdeki beka arzusudur. Böyle bir alemin en güzel delili beka arzusudur. Beka arzusu faniden gelmiştir. A şıkkı bakiden gelmiştir. Hangi şık doğru? Bendeki beka faniden gelmiş olabilir mi? Değil mi? Arkaya geçiyorsun. Domatesten gelmiştir. Domatesten gelmiştir. Annem domates yedi, pirinç yedi de bendeki beka oradan geldi. İstihale ne demek? Bir şeyin terkip ve asıl şeklinin başka hale değişmesi, başkalaşması, istihale. Abiler metinde şöyle geçiyordu. Hatta insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi istidad-ı muhabbetin istihaleleridir. Başka başka girmiş reşalarıdır. Mesela Allah aklımızda başkadır. Başka bir şey, tereşuat ve şey olur. İstihale ve başka bir şey reşadır. Allah'ımız, Rabbimiz akılda başkadır. Hissiyatta başkadır. Kalpte başkadır. Ruhta başkadır. Cenab-ı Hakk'ın imanımız ruhta latifedir. Kalpte imanımız duygudur. Vicdanda imanımız histir. Şeyde akılda fikirdir. Bir kısım mı demişsiniz zaten? Hepsi Rabbi bir kısım hissiyat mı yazmışsınız zaten? Bir kısım tabii. Evet. Şimdi şeye geçiyor. Ha, tereşuat. Damla tereşuat nedir? Mesela köylere gittiğimiz zaman kayalıklarda böyle damla görürsünüz böyle. Allah Allah falan. Veya mesela bizim şeylerde çok var. Kırıkan'da, Karadeniz'de değil de. Bakarız böyle. Nerede su var uzaktan? Bir sürü böyle kupkuru ama bir yer var orada bir şey. Yeşil otlar var. Biliriz ki orada su var. Ama su gözükmüyor. O yeşillik nedir? Tereşuattır. Reşalardır. Suyun emareleri yani. O nedir? Tereşuattır. Evet su değildir. Aa su orada diyorsun. Ne orada işte yeşillik? Suyun dışsalıdır. Kırıkanda her taraf kupkuru. Orada ne yeşil? Hemen eşeleriz. Hemen suyu buluruz. Yeşillik su mudur? Uzaktan bakan için sudur. Tereşuat ne demek? Damla, astın damlası, sızıntısı, teri ve rutubetiymiş. Şimdi izah ediyorum. His, içsel sistemin dışsalı. His neymiş? İçsel alemin dışsalı. Dışsalların içseli olan, vücudu haricisi olan nefsül emirdir, mahluktur, gaybidir. Burada olup oralı olandır. İki alem arasındaki köprüdür, mekandır. His bu kadar izah olur. Hepsini topladım. Çok güzel oldu. Bir daha. His nedir abiler? His bir berzahtır, bir. Hepsi zaten berzahtır. İçsel, yani içsel sistemin, iç yani iç kalbin, ruhun, elenin, içsel sistemin dışsalları, içseli olan, vücudu haricisi olan, yani ruhun, kalbin, elenin, vücudu haricileri olan nefsül emirdir, mahluktur, gaybidir. Ama hissin en güzel tarafı da şu. Burada olup buralı olmayandır. His burada kullanırız. Duygular mesela korku, merhamet, şefkat, haya, edep, vefa, anlayış, idrak. Tamam mı? Bu hislerinden bahsediyorum. Mesela haya bir histir. Merhamet bir histir. Ama kilosu yok, tipi yok, hacmi yok, ağırlığı yok. Yok da yok. Nedir peki? Burada çok aktif, bizi eylemseldir. Hayatımızın asıllarıdır. Allah Resulü demiş ki, o ki utanmıyorsun. Ne yapabiliyorsan yap. Madem utanmıyorsun. Bak, hayayı görüyor musunuz? Neyin merkezine koydu? İnsanlık sanki bir zembereği dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. O ki utanmıyorsun. Madem utanmıyorsun. Ne istiyorsan onu yap demiş. Ya utanmıyorsa kendinden
şundan bundan, Allah'tan. Şimdi his, bak abiler, burada olup, beni heyecanlandıran burada olup, burada olmayandır. Gayiptir. Gayiptir. Benim ismi şahit misiniz? Yok. Nereye görüyorsunuz? Ben sizin isminizi biliyor muyum? Bilmiyorum. Gaybımla gaybınıza hitap ediyorum. O zaman hissi tarif ediyorum. İçsel sistemin dışsalı, yani bir, içsel sistemin dışsalı, iki, dışsalların yani dış dünyanın, aklın veya alemi şehadetin, bedensel hazların içseli olan, vücut haricisi olan, aynı zamanda kendisi mahluktur. Yani yerine göre, özür dilerim, yerine göre mülk, yerine göre de melekut. İçseli olan, vücut haricisi olan bunların, içselin, dışsalın, dışarıdakilerin içerideki vücut haricisi olan, yani nefsül emirdir, mahluktur, gaybidir, burada olup oralı olandır. İki alem arasında köprüdür, mekandır. Mekan ilginç. Evet, mekandır. Ya nedir? Alemi şehadet bir gaza dedi ya, bu daha önce yazmışım ben bunu. Benzat diyeceksiniz diye yazılanıyoruz. Yok. Ama cümleyi mekan olarak bitiriyor. Evet, mekan. Çünkü nedir? O orada işleniyor. Hasan abicim, şimdi siz kalbin, ruhun meyillerini kelam suretiyle bir insanla söylüyorsunuz. Ben bir kuvve olan Samiha ile işitmekle bunu alıyorum. Sonra aldığım farklı, içindeki mana farklı. Evet. Şimdi burada his arada hem yolculuk yapıyor, taşıyıcılık yapıyor. Öyle mi? Evet. Hem mesela diyor ki his mazi ile müstakbeli yoktur, andadır. Oraya mazi de istikbal de gelir, yaşanır. Yaşandığı yer yani. Şehadet yani. His peşindir, sonuçtur. Mesela bir şey fikrettin, fikirde kaldın. Onu böyle eğer vicdana indirirsen o his seni yakar işte. Ne oldu? Mekan oldu. Şöyle bir cümle tutsak. Mekansız onu nereye koyacaksın? O muhabbeti. His ders, mazi ve müstakbeli hariç düşünemeyiz. Cem etmiş. Cem etmiş. Gaybidir ama şahadettedir. Garip olan odur. Gaybidir. Gaybadır. Ya bu acayip oldu. Yani bu his dersinden sonra anladık ki ya cesedin dışındaki her şey gaybi. Acayip bir alem. Ama yaşandığı şeyler ya, yaşadığımız yer. Gaybi ve şehadeti yaşadığımız yer. Yaşıyoruz. His yaşanan yerdir ya. Yaşanan yerdir. Abi his çıkarsak bir şey kalmıyor ki. Yok ki. Yaşantı, yaşadığımız mı? Evimizdir ya. Elbiseleri çıkarıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Özel hayatımız. Tuvaletimizi affedersin. Yemek yiyoruz. Büyüdüğümüz, yattığımız, geliştiğimiz, elem aldığımız, üzüldüğümüz, sevindiğimiz, haber aldığımız, iyi kötü haberleri ve yaşanan bir mekan ya. Peki zihinle ne farkı var? Zihin gaybidir. Haritaya. Ama his şahadetti, andadır yani. Yaşanır. Zihinde hüşyar olup diriliyorlar o alemler. Yani zihinle hissi ayırmak çok acayip bir şey yani. En azından his marifetullah, zihin marifetullah. Yani marifetullah'tan anlayalım ki vahiy ile gayblar diriliyor. Muhabbetullah demek ki gelecekte muhabbet duyacağım. Seni seveceğim gelecekte. Geç değil. Gelecek o temennilerle çalışmaz taksitteyiz. Muhabbetullah andadır. Şöyle baksak abi, zihinde marifetullahla dirildik. Bu bizde hisse sebep oluyor zaten. Evet, 184 aç. Lemalar 53. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniye itibarında hissesi ziyade ola. His, hissedar olmaktır. Bak, hissedar olmaktır. His neymiş? Hissedar olmaktır. Sende tanımlanmak, sana da mal olmak, içsel ona dönüşmen, iki şekilde hissedar olursun.
fiili ve tarafgirlikle. His aynı zamanda tarafgir. Fiilin de vicdani ve kalbi hissen artarken, fiilin de vicdani ve kalbi hissin artarken, fikirle, bak, fiil ne yaparmış fiil? Vicdanda ve kalpte taraf şey yapar, his aktif oluyor. Bak bu çok tuhaf, bunu ifade edemedim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yaşantı vicdanımıza ve kalbimize oluşturur. Fikir ise iltizam yaparak dimağda hissedarlığımızı artırıyor. Yani fikirler dimağımızda, hisler de kalpte ve ruhta şey yapar. Peki fiil ne yapar fiil? Direkt yaşantı fikre vurmaz. Şuursuz mesela çocuk emer. Veya insan şuursuz yapar. Veya gece uyur gezer. Fiiller, fiil, yaşantı vicdana ve kalbe vurur. Yani ya yapılandırır ya bozar. Fikirler de direkt kalbe vicdana vurmaz. Direkt dimağa vurur. Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? Yani menfi veya müsbet yapar. Ali'yi kırmayayım diye canlılık olsun diye. Hasan abi Kur'an zihindedir. Furkan hissedir diyebilir miyiz o zaman? Yani böyle bir şey olur mu abi? Yani hissetsiz olur mu? Hissedardır her şeyden. His demek hissedar olmaktır. Anda olduğu için fiille çalışır. Onun için 77 Utbe-i Şamiye'de kalbin ve hissin temayülatından çıkar fiil diyor. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor fiil. O zaman yaşantılımız İstersen aklın olsun, ister olmasın. Aklın devre dışı veya devre içi olsun. Hiç fark etmez. Narkoz verdin, akıl devre dışıdır hastane. Ama adamın hastalığı hisse tepki verir. Mesela aklı yoktur. Kürtajda çocuk parçalanmak için tepki verir. Ki en son cıdarlara kaçar. Öldürülmeyin diye. Hadi be abi. Evet. Ya, bunu demeyeydiniz bize ya. Yapmayın. Ya. Aynen öyle ya. Bu bilimseldir. Japonlar da çıkarttı bunu. Subhanallah. Böyle diyor. Böyle Japonlar söylüyor. O hissidir. Allah. Ölmemek için son cidarla böyle bak böyle yaparmış. Ellerini en gerdiği an o anmış. Allah. Onun için katleder diyor alimler. Musallat etmemişlerdir. Peki ne yapmaya çalıştın sen? His böyledir işte. Eylemde hissi uyandırdım şimdi. His böyledir ya. Fikir değil şu anda. Neyi uyandı şu anda? Huys uyandı. Şimdiye kadar akılla çalışalım. İnin bakalım şu hisse. Vicdan nerede kaldı? Vicdan nerede kaldı? His orada çalıştı. Evet. Vicdan. İşte de yap. Evet. Rabbim şahit. Bana dediler ki Almanya'dayım. Abi işte Alman doktorlar dedi ki çocuk otizm olacak. Buna şahittir. Bizim X kardeşimiz. Abi aldırın diyor Alman. Kesin bu. Bana da aynısını söylediler. Evet. Ben dedim ki evet o sebep noktasında öyle oldu çocuk. Down syndrome. İşte var ya böyle şey hepsinin tipi aynı. 47 kromozom olana ne diyorlar? Down syndrome. Ha işte o. O oldu. Dedim ki asla Allah'tan korkarım. Ben şey yapamam. Ben diyemem sen ne yaparsan yap. Ve o da Allah razı olsun aldırmadı ve öyle o çocuk. Senin inşallah ahiretlik şefaatçındır. Şefkat abideleri ya. Sanki hocalar o noktada bir de kolaya kaçıyorlar. Her bulduklarına söylüyorlar. Bu son zamanlarda bu da bir şey oldu yani. Evet. Lemalar. Vicdansızlık oldu sanki. Hem de nasıl. Devam ediyorum lemalar değil. Ha şimdi fiil ne yaptı? Vicdan oynadı mı şimdi? Öyle bir malzeme yaptık ki şu anda dersimize malzeme oldu. Ha, fiiller vicdanı ve kalbi etkiler. Ama gavur olduğu için, vicdan olmadığı için fikriyatıyla söyledi al diyor. Çok rahat. Ha, fikirler iltizamı, dimağın iltizamını yapar. Dimağı çalıştırır. Fiiller ister düşünün ister düşünmeyin. Fiiller direkt vicdana ve kalbe vurur.
Burada şu da var mı hocam? Daha önceki konuşmanızda hissiyat canlıdır demiştiniz. Evet. Gayrimüslim'de de var demiştiniz. Vardır, evet. Bu kürtajda bazı insanlar da gayrimüslim de olsa o hissiyatı konuşturuyorlar. Kesinlikle yani, onlar da müsaade etmiyor. İtiraz ediyorlar. Evet. Etmiyor, itiraz ediyor. Demek ki, evet. Orada canlı ve ruhludur. Bak nasıl anladım, çok şükür. İyi. Müsab'da da, Salih'te de öyle dediler abi. Evet. İkisinde de, elhamdülillah ikisinde de bir sıkıntı var. Yok. Devamında diyor ki, devamında, 185'te devamında, yeni icatlarla o dusturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek, hissini veren bidatları icat etmek, dalalettir, ateştir. Şimdi burada bir tanım da getirdi, bidatı. Ustad bidatı tarif yaptı burada, çok güzel uyguladı. Bidayı tarif ediyor, nasıl tarif ediyor? Sünnet-i seniyeyi beğenmemek, iki, nakıs görmek, yeni icatlarla. Yani yeni icatlarla sünnet-i seniyeyi beğenmemek, nakıs görmek. Nazm-ı mani ile beğenmemek dalalettir, nakıs görmek ateştir. O zaman bidat nedir? Beğenmemek ve nakıs görmek. Den kaynaklanıyor. Beğenmemek dalalettir. Nakıs, eksik, yani az kusurlu görmek ateştir. Bidat nedir? Beğenmemek ve nakıs görmek. Sonucu da dalalettir, ateştir. Ben diyor Peygamber Aleyhisselam, her türlü günah yapana şefaatim vardır. Ama bidat ehline şefaatim yoktur. Çünkü günah yapan, alimlerin izahı, çünkü şimdi ben getiriyorum, alimler demiş. Günahlar kendisini bozar. Ve o afa layıktır, affedilebilir. Ama bidatlar ise olmayanı dine, var olanı dinden de çıkarttığı için dini bozduğundan ona şefaat yoktur. Peki sonuç nedir diyor Allah Resulü'nün söylediğini söylüyorum. Cehennemin köpekleridir diyor. Bidat ehli cehennemin köpekleridir. Umumi hukuka. Yani umumi hukukta değil bu. Din, Allah'ın dinini bozuyor. Allah demediğini diyor, Allah dedi diyor. Dediğini de demedi diyor Allah. Buna daha cinayet olur. Ama günah ise ben kendimi bozdum. O zaman burada şun var hocam. Bidatta ilimsizlik, eksiklik var o zaman. Evet. Bidatta zaten ne diyor? Belki iyi niyetlidir. Beğenmemek diyor. Onu söylerken belki de iyi niyetlidir diyoruz ya. Evet. Acaba orada iyi niyet mi, iyi niyet yok. İlimsizlik. Evet. Oradan tepkinli davranacak. Paldır küldür yok yani. Elektrik takarken böyle paldır küldür yapıyor musun? Arsa ev alırken her şey. Arsa, ooo adam domates soğanı alırken kaç tane tezgaha geçiyor? Ama oyunu yaparken hiç paldır küldür yapıyor. Öyle bir şey var mı? En azından soğan kadar dinine değer versen ne yapacağını bilirsin. Dinine soğan kadar değer versen, soğan kadar. Yani dinine soğan kadar değer versen, o zaman nerede, kimin yanında olacağını da bilirsin. Kimse bilmiyordum demesin ya. Yok, öyle bir dünya yok. Öyle ahirete gittiğim zaman ben bilmiyordum diye hiçbir ayet yok. Yok sana. Hiçbir tane yok. Sana denmedi mi diyor. Ama okuyorum. Abi çok Yasin çok güzel bir tanım bulmuştu bida için. Belki bir okuyayım. Söyle bakayım bida. Lemalar 53'te bidanın şeyini söylüyor da abi. He. Burası değil mi zaten? Lemalar 53. Evet. Yok. Evet. Lemalar 53 burası. Sünnet-i seninin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilat ile beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihetle tebeddül etmez. Bir kısmı da nefavil nevindendir. Nefavil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı sünnet-i seniye tabi, ibadete tabi sünnet-i seniye kısmıdır. Onlar şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tayiri bidattır. Yani sünnet-i seniyenin nafile kısmının değiştirilme tarafı. Biraz bu şey tablo yapmak lazım da. Öbür tarafına bidat demiyor. O tamamen dalalettir. O tamamen dalalettir. Çünkü burada bidat kim yapar? İçimizdekiler yapar. Evet, aynen. İçimizdeki münafıklar yapar. İçimizdeki dışarıdan gelmiyor bu. Dışarıdan değil, içeridekiler yapar. Mesela dışarıda olanlara kafir, içeride olan münafık. İçeride olanlar bidat yapar. Evet. Dini biliyor,
yani, varı çıkartıyor veya olmayanı sokuyor. Tabii bilerek yapıyor yani. Evet. Abi münafığı da bidasından tanıyabiliriz. Yoksa tanıyamayız. Evet. Evet. 9 tane doğru söyler, bir tane araya sokar. Şimdi şey okuyorum abiler. Bu nakıs görmek zeka. Zekanın ürünü değil mi? Zekanın ürünü. O his, aklı. O şey yaptı, nakıs gördü. Sonra hissi devreye soktu. Kendisini ölçü yaptı. Kendisini ölçü yaptı. Aklı radiyallahu an mazi ve müstakbel ve hadis-i şerife bakıyor. Bütün hadis dünyasına sahip, hakim, mana dünyasına da hakim. Kokusunu alıyor. Hadis değildir diyor. Allah. Niye? Şuraya bak. Sen sanki bütün dünya hadis dünyasına sahipsin. İmam Azam bir şeyi bilmiyordu, eksik biliyordu. Sonra öğrendikten sonra 40 yıl namazını kaza etmiş. Sen bütün hadis dünyasına hakimsin. Sonra mana mertebesine hakimsin. Ne manası? Şu. Bir yanlışlık gördünüz elinizde, yoksa dilinizde, yoksa kalbimizde, yoksa imanınız yok. Biz o zaman bu zahir manasına göre sop alıp yanlışlık gördük. Düzeltmemiz lazım. Alimler demiş ki bu fitnedir. İçeride fitneye caiz değil. Lanetlenmiş. Peki nedir? Bir yanlışlık gördün. Sopayla, yani fiilen düzeltmek sultanlara aittir. Devletin görevidir. Fitne olmasın. Ondan sonra fikren karşı çıkmak. Dil ile. Alimlerin işidir. Biz de avamız. Kalben fikren de söylesem adam dinlemez ya. Bir şahsiyetim yok. Beni bir kaynak görmüyor ki. Ben burada bir kaynağım. Beni bilenler kaynak görür. Ama o beni kaynak görmüyor. Sokakta ben nasıl derim? Kardeş o değil. Sen de gafurda diyor. Ya Hasan abi nasıl dinleme? Hasan abi seni gördüğün gibi görmüyor ki. Ha, o zaman alimler dille. Biz ne yapacağız? Sultan değiliz. Toplumun da bilinen alimi, yani kutsi bir kaynak değiliz. O zaman kalbe buz edeceğiz. Kalben de buz etmeyip de bir de oy dağıtıyorsan dalalete azime. Gitti. Böyle dalin amin. Lekim dinikim eliydin. Bilmiyordun ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Soğan ve domates alırken pazarın içine girip daha kaç tane sokak dolaşıyor pazar. Biliyorsun mahallede kurulduğu için. Bir de bir liraydı o zaman. Ya o zaman. Bu kadar bunu arayacaksın. Fakat dinime, imanıma hangisi daha yakın? Tamam. Onu bilmeyeceksin. Paldır kildir yapacaksın. Böyle bir şey olur mu? 183. Lemalar 11. 183 aç. Lema. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki. Demek ki hissedar olmaktı. Tamam mı? Bugünkü şeyimiz böyle hissedar olmaktı. Bir de tanım vardı çok güzel ondan. Burada da var. O taştan koyunlar ne diyor bak bir de okuyayım. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Hayvan taşı Abdülmelik taşı yiyince hemen dönüyor. Aklı yok bak şimdi. Çocuğun da aklı yoktu ama nasıl içeceğini ne yapacağını biliyor. Neyle biliyor? Hissi maaş deniliyor ona. Aklı maaş, hissi maaş. Risale'de geçiyor. Hissi maaş nedir? Akıl devre dışı dahi olsa dünyalık ihtiyacını hisse gider. Hissi maaş. Yani hissiyle yolunu bulur. Acıma hissi. Acıma hissi. Evet. Hayvanların intikali adeta hisleri olmuş. Hayvanlar intikali hislerle olmuş. Onları hisseleri yönetiyor. Hayvanları hisleri yönetiyor. Zekaları kendilerini idare edecek kadardır. Veya onların manevi çobanları olan müekkelleri yönetiyor. Hayvanları ya his yönetir ya zekaları yönetir. Akıl yok. Akıl demek vahye tabi olana denilir. Akılla zeka biliyoruz. Akıl nedir? Vahye tabi olan mı? Nispeti akıllıdır. Vahye tabi olmazsa akıl defterini dürürler. Zeka öne çıkar. O andaki şey. O zaman hayvanları yöneten ya zekalarıdır ya hissi maaştır veya meykel melaikeleri. Taş atılma
hadisesini anlıyorlar ki memnunane hiç itiraz etmeden dönüyorlar. O atılan taşın ne anlama geldiğini Allahu alem müekkelleriyle biliyorlar. Müekkelleri biliyor, ona hissettiriyor. Dön diyor. O çünkü o taş akli işidir. Onun müekkel melaikesi ona hissettiriyor ki hissi var. Hissi var. Ama atlı dinlemiş oldular abi. Evet, otomatik olarak onun müekkellerini dinlemiş oluyorlar. Ondandır ki şeye de cevap oldu. Hayvanların helal rızıkları ölmüş parçalanmış hayvanlardır. Canlıları parçalamak onların haramıdır. Bazıları soruyor. Nasıl hayvanın aklı olmadığı halde bu benim rızkım değildir diyebilir bundan. Demek ki o hayvanın müekkel melaikesi yeme dedi, hissine söyledi, hissine muhalefet edince dolayısıyla onu müekkel melaikesine muhalefet ediyor. Onların onun cezasını yiyor. Cehennemi de burada abi aynı cinsle ölümler oluyor. Evet. Bak abi cevap oldu Resul, anladık mı abi? Mesela hayvanların helal rızıkları ölümlerdir, leşlerdir. Ama derler ki helali haramı nerede bilecek? Onun anlama idraki üç taneydi. His, zeka ve müekkel melaikesi. Zekaları hepsinin olmaz. Balık aptaldır. Zekaları olan tilki, maymun, çakal, kurt gibi et yiyen şeyler. Zekaları var. Fakat hepsinin yok. Diğerlerini zaten bu sorun o. Diğerleri neyle biliyor? Müekkel melaikesi uyarıyor, senin değildir diyor. Onun için büyük zatlar, köpekler ondan çekiniyorlar. Müekkel melaikesi diyor ki yapma bak bu şeydir. Ondan sonra duruyor. Ondan o müekkel melaikesi o hayvana diyor ki hissine hayır senin değil diyor yeme. Ama o dinlemiyor, onun için cezasını çekiyor. Şeyi oku, sayfayı açıyoruz. 181 Mektubat 502 Vacibül vücuda intisabını iman ile hisseden adam. Bak birisi vacibül vücuda intisabını iman ile hisseden, iman ile bilen bir bak. İman ile hissediyor. Çok acayip güzel bir yer burası. Çok vacibül vücut diyorlar. Evet. Vacibül vücuda intisabını iman ile hissediyor. İki, hadsiz envar-ı vücuda mazar olduğunu hissetmeyen, nihayetsiz zulümat ademe ve alam-ı fıraka, fırak elemlerine mazar bulunduğunu gösterir. Burada ne diyor? İman ile hissetmek olduğu gibi, imanla fikrediyoruz, imanla hissediyoruz, imanla eylem yapıyoruz, imanla duygulanıyoruz. İman hepsini aktif edebiliyor külli olduğu için. İman ile hissetmek. İman onun enerjisi olup elektrik enerjisi gibi vicdanda vacibi vücuda bakıyor. İman ile hissetmek olduğu gibi küfür ve şirk ile de hissetmek de oluyor. Mesela adam istediği şey olmadığı zaman Allah diyor ki biz onlara acele etmiyoruz. Ahiretin azabını, işmam edeni işlerine atıyoruz diyor böyle. Matkap gibi yakıyor. İstemedikleri olduğu zaman. Arzu etmedikleri olduğu zaman diyor. Yani biz nasıl? Onların diyor ahiretteki azabını mealen söylüyorum. Abdülhamid burada mısın? Bunun ayet bu. Ahiretin azabını işmam edeni o anda ona hissediyoruz. Onun kalbine, içine o hali bir atıyoruz. Onlar öyle yanıyor, öyle yanıyor ki. Kuduruyor. O kudurma dışsaldır. İçi keşke cehenneme gitse. O kadar ileri safhaya gider ki intihar etmek zorunda kalıyor. Şimdi diyor ki demek his herkesin kullandığı zemin ve malzemedir. Histe kafirin de var, Müslümanın da var. İman başka, küfür başka. Üstad diyor ki küfür kalbe girse diyor. İman da kalbe giriyor. Bunların nefsül emresi 182.
Bunların nefsül emriyesi olan hissetmek bambaşka. Yani mesela kalbinde bir şey hissettin. Bir de bu hissettiğinin dışarıda olsa, ne realit olsa. Mesela bir şey düşünüyor. Diyelim ki, acaba bu elimi geçecek mi? Fikir. Histe alev oldu mu bu? Çok ciddiyse benim için. Bir de bu yanarken, daha yok. Bir de öyle olduğunu görsem dışarıda. Oh, çıldırma. İman da bunun tersi. İman ile de hadsiz envar-ı vücuda mazar olur. Hadsiz. İmanın zıttı olan küfür ile de zulümat ademe ve alam-ı fıraka mazar olur. Alam-ı fırak ne biliyor musunuz? Eylemlerin çoğulu. Her çeşit elem. Hepsi geliyor sana. Her çeşit. Tattığın, tadacağın. Bütün o fikrettin, hissettin, meylettin, hayal ettin, bir dünya kurdun, eline geçmedi. Kurduğun kadar azap çekeceksin. Ümit ettin ne kadar? 10. Olmadı, 10 derece çakılacaksın yere. Bu korkunç bir şey ya. Bunu ancak kafir olan anlar. Biz nasıl anlarız? Bazı arzu ettiğimiz şey, arzu ettiğimiz anda olmadığı zaman bizi böyle yakarsa Allah ve ahirete ümitli olduğumuz halde, ne demek olduğunu da bildiğimiz halde bu kadar yanarsak, bu kadar çünkü kafiri korkunç bir şey ya. Vallahi herhalde ahirete, cehenneme gerek yok ya. Bizde, nereden biliyorsun? Bizim çektiğimiz elemin böyle 5-10 katı ise adam, o zaman adam değil o, başka bir şeye dönüşmüş o ya. Devam edeyim. Zulümat Adem'e diyor. Zulümat Adem nedir? Akli değildir. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Fatih. Demek ki zulümat kalbidir abi. Hasan abi, bu söylediğimiz hisler, bu duygular, bu hisler aklı da bozuyor bu. Olumsuz, negatif. Evet. Aklı da bozuyor sonra... Muhakemeli düşünemez. Muhakemeli düşünemiyor sonra akıl hastanesine gidiyor. Evet. Mesela işte Suriyeliler niye burada diye kafayı takmış. Bundan dolayı işte rahatsız yani. Doktora gidiyor. Doktor da hemen yatıralım diyor. Buyurun diyor. Yatır Allah. Kendi sahasında çok güzel bir misal. Aklın muhakemesini his bozuyor. Çok garip ya. Küfür nerede? Kalpte. İman da orada. Küfür kalbe girse, iman da girse. Yani arkadaşlar, vehim insanın manevi bir azap cehennemi manevisi nasıl ya? Nasıl matkap gibi içi deliyor? Devam edeyim. Abi, şimdi halime geldi de benim. Bu his nasıl dedik ya, bu her şeyin ifrat tefriti var ya. Var. Aslında hissi nefs-i emmare ve şeytan kontrol edip ifrat ve tefrite çekerek bozuyor diğer sistemleri. Evet, doğru. Yani his nasıl dedik ya, az evet, önce konuştuk ya. Hissin yani de ifrat tefriti var ya. Bunu ifrat ve tefrite çekerekten aslında vicdanda değil olay. Onu şeytan ve nefs-i emmare kullanıyor, ondan sonra böyle oluyor. Zaten bir yerde bir sayfada yazdım ama oraya gelir miyiz gelmeyiz mi? Yeri gelince söyleyeyim. Hissin de ifrat tefriti var. Vasat-ı nimet, ifratı şeytandan ve tefriti nefse mahareten. Yani o suret tarafındaki kısmı söyledi. İfrat tefrit olmuş oluyor. Evet. Yani sureti surette. Evet. Sureti nefis. İfratı nerede? Şeytan. Lüme-i şeytani atıyor. Kalpte. Kalbi küfür de girdi. Hissin ifratı. İfratı nedir? Şeytandan. Şeytan nerede? Kalbe ait lüme-i şeytaniyede. Nefis nerede? Serbest bölgede. Ha, o zaman hissin ifratı kalpteki imanı şey yapıyor, zarar veriyor veya küfürü sokuyor. Kalp. Kalp neydi? Mali imandı. Onu kaldırmaya çalışıyor. Tefriti nedir? Sureti. Hissin sureti neredeydi? Serbest bölge. Hepsi emari. Vasatı nedir? Vicdan. O ifratı ne yapar? Mesela tefriti dimağını bozuyor. Aklı muhakemelerini bozuyor. İfratı ise kalbi bozuyor. His. Tamam? Yani hissin, bunu da kaydet abi. Hissin ifratı kalbi bozar. Tefriti dimağı bozar. Vasatı vicdanı inşa eder. Vicdan inşa edince her tarafa neban sularla besler. Gıda verir, şey verir.
Peki zanlar var ya zanlar. Hissin tefrit mertebelerinden veya o zanlar vicdandaki hissin tefritini aktif eder. Şey yapalım abi, yaşantıya dönüştüreyim ben bunu hatırıma gelmişken. Nasıl anlarız bu adamın ifratta mı tefritte mi? Eğer kabına çekilmiş, hiçbir yere kıpırdamıyorsa, tefrit, hissin tefritidir. Odadan çıkmıyor. Yok her tarafa saldırıyorsa böyle, ifrat. Bir soru soracağım. His kaynağı, madeni şuunat mıdır? Az önce bir pay almak meselesi geçtik. Biz payı nereden alıyoruz? Umumi bir, kuşatmış bir... Kaynağını zaten şuunat. Osman tarifte dedi ki, hissin mahiyeti ruhtadır. Şuunat-ı zatiyededir dedi. Hissin hakikati vicdandır. Hissin kanuniyeti dimadaki mertebelerdir. Sureti ise suret bölgedir. Serbest bölgedir. Peki, devam edin. Nasıl abi? He? Şimdi ifratını söylediniz. Kabuğuna çekilmiş. İfrat değil o. Tefrit. İfratı da her tarafa saldırıyor. Şeyde kalbi, kalpte küfür tohumlar. Orayı kalbi bozuyor. Tamam. Hissin ifratı kalbi bozar. Tefriti dimağı bozar. Vasatın eylemde söylediniz yani. Ne yapar? Eylemleri yanlış olur. Kalp ne yapar? Kalp ne yapar? Elavi zikrillah etmeyeli kulup. Kalp zikirden, namaz kılmaktan, şuradan buradan nefretkârane uzaklaşır. İstemez. Zikir, namaz, doğru yaşamayı istemez. Sıkılır. Doğru yaşayanlardan da sıkılır. Doğru yaşayan insanların da gelmesini istemez. İstemez. Tefriti nedir? Devamlı konuşur. Böyle. Köpek gibi. Ya hiçbir şey laf dinlemez. Bu hissin tefrit modu serbest bölgede artık böyle fikriyatı kontrolsüz artık. Şimdi düşün. Bir dağda bariyer yok. İki tarafı da açık. Böyle bir tepe düşünün. Tepenin üstünde yol var. Kır. Kış var. Ama buz kaplamış. Kar hiç yok. Buz. Şimdi gidiyoruz. Kontroldan çıkan araba. Ya bu tarafa devrilecek ya bu tarafa. His bozulunca ifrat devrilir. Ya böyle devrilecek ya böyle devrilecek. Onu orada tutan zincir takmışsın. Tamam. Zincir takmış. Bu sünneti seni işte. Evet. El hubbu fillah vel buzu fillah seni tutuyor. Bu tarafa mesela merkez. Dünya niye güneşe çekilmiyor merkeze doğru? Niye merkezden uzaklaşmıyor? Dönme iziyle, çekme izi, dışarıya kaçma kuvvetiyle lafır, çekilme kuvveti sıfır olunca orada duruyor. İşte el hubbu fillah vel buzu fillah, çekilmek el hubbu fillah, dışarıya atılmak vel buzu fillah, ikisi arasında sünnet-i seniye hissi, bunu unutmasın, hissi vasata tutan sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye yaşantısıdır, fiildir. Çünkü his fikir değil vesaire, gayb makruz değil. Şehadettir. Anda olduğu için fiildedir yani. Sünnet-i seni yaşadığımız anda his vasattadır. Şey Hasan abi şeye söylüyorum da diyor yani aslında şey Abdülkadir dedi ki vasat nereye tesir ediyor aslında? Yani aslında vasat sanki hiçbir yere tesir etmiyormuş gibi görünüyor ama vicdanı kendisi bütünlüğü dengesi zaten olur. Evet. Vicdan. Fıtrata dengede. Vasat. Hissi denge. Adam diyorsun böyle. Acayip bir adam. Mesela bu dengeli adam demek. Böyle coşkunluk, nefret, hücum, gadap, hiddet yok değil. Hepsini yaşıyor. Kontrol edebiliyor. Doğru yere öfke yapıyor. Doğru tabii. Yerde inat yapıyor. Tabii. İnatını, öfkesini, olumsuz bir gelişme var. Sabret, heyecanlanma, dur. Denge. Dur. Yani onu mesela merdivenden iniyordum ben şimdi bugün öğleyim. Tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Sonra bir sürü şeyler enerji boyutları. Yani herhalde bu ders olacağı için böyle. Şöyle durdum belirli kaçıncı kattayken. İşte durdum böyle. Allah! Ha işte ben niye bunlar geliyor demedim. İnsan olduğum için bunlar geliyor. Ha farkındalığım olması o Fatihlerim gibi. Farkındalığımla onu fark ettim. Hepsinin ayrı bir hakikat olduğunu veya köpekler olduğunu. Buraya gelirken köpekler saldırdı bana. Bir sürü köpek. Adedi belli değildi yani. Ondan sonra ben de hiçbir şey yapmıyordum. Beni koruyan bir sürü de şeyler vardı. Koruyucular vardı bana.
Baktım ikisi de çalışıyor ya. Öyle. Fark ettin mi? Çok güzel bir dünya. Fark etmedin mi? Cehennem. Fark ettin mi? Fark etmek demek. Olumsuzluk olmamak değil. Hepsini yerinde koyuyorsun. Bak. Mevla görelim ne ilerse nesin. Şey yani hemen diyor şey yapma diyor. Lütfu karın şeyin vahit aynıdır diyor. Zahire bakıp da şey yapma diyor. Hemen muvaffakiyetin zahirine de gülme. Muvaffakiyetsizin zahirine de üzülme. Dur hele diyor. Sonuca bak. Sonucunu bekle. Diyor. Sonuca göre süreci. Yönet he. Sonuç nedir? Rahmet ilahi. Dünya sahibi o. Diyeceksin. Ben de fazla düşünüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Boş. Allah'ın nuru tamamlayacak. Böyledir. Sonuç bu. Süreç böyle gidecek. Nasıl olacak bilemem. Her şey İslam'ın lehine olacak. Böyledir. Sonuç bu. Diye peki süreç neye yaşıyoruz? yaşatıyor yani. İman küfür mücadelesini halletmek. Bize düşen Zübeyir yap bir kahve. Ali yap bir kahve. Orada yükülecekler var. Süreç çünkü. Süreçte yükülecekler var. Evet tabii. Ama Allah biliyor. Şöyle demeyecek haşir meydanında. Verin haşir meydanında. Verin benim bildiğimin hesabını. Değil. Verin yaptığınızın hesabını. Süreç olmasaydı hislerimiz aktif olurdu. Aktif olur. Nasıl oluyor? Amiyet. İşte Rüştü abi ne dedi biliyor musun? Dedi derken yani lazım olduğu şey mi? Dedi ki bazen diyor küfre bir nefretim, gayzım oluyor ki Hasan. Sonra beni yüzüyor falan sonra altıma o zerre kadar o nefret var ya küfre. Benim diyor dağlar, sağralar dolusu amelimden daha kıymetlidir. Çünkü niye dedim? Niye abi dedim diyecektim. Niye biliyor musun dedi? Amelimde riya olabilir. İhlassızlık olabilir. Ama düşmanlıkta riya yok, ihlassızlık yoktur. Ha, işte biz buradan kazanacağız belki. Aynen, kazanırsak. Yoksa yok. Evet, evet. Yırtarsak evet, burada. Evet, oradan. Oradan Allah şahsi kusurlara baksaydı bugün burada mı olurdun sen? Olmazdım. Ben burada mı olurdum? Bilmem. Evet, ben de olmazdım. Allah nurunu tamamlıyor. Erdinç gidiyor musun? Ha, selam vermeden gitme adetini yasaklıyorum sana. Sevdiğim için. Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemese de. Evet, Müslüman istemesi lazım. Şurada kafirler istemediği kesin. Peki niye nur tamamlanmıyor? Müslüman istemiyor. Ha. Müslüman istemiyor. Evet. Müslüman evet. Da istemesi lazım. Peki ne yapıyor Allah bu sen istemesi için? İstemek zorunda bırakacak hadiseler oluyor. İsteyeceksin. Olaylara da böyle bakmalıyım. Tabii. Sen isteyeceksin. Kalkıp gitmiyorsun, gideceksin. Evet. İsteyeceksin. Sana istettirecek. Ya dayatarak, ya metozunu veya yakıp yıkarak veya adam gibi yapacaksın. Evet. Tamam. Herkes işini yapıyor. Hadi bakalım. Aynen. Biraz da gideyim. Lemalar 10. 182 açtın değil mi abi? Aferin. Zor iş yapıyorsun ama artık katlan bize. Oraya aç, oraya aç adam. Lemalar o. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve aczini hissedip Rabbi Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip zaafını ve aczini hissetmektir ki hismiş. Zaaf ve acz. Mesela vicdanı Allah'a taşıyan, vicdanı ahireti taşıyan nedir? Acizliğimizi hissettiğimiz kadar Allah var olur bizde. İşte ki buradaki his tam vicdanda işte. Evet tam vicdan. Tam vicdan bu. Acizliğimiz kadar Allah vicdanda var olur. Fakirliğimizi hissettiğimiz kadar ahiret vicdanda var olur. Ya. Aslan ustad be. Adam gibi adam yani. Çok hoşuma gidiyor. Yani hissin hakikati. Ha ya. Çok acayip. Risale-i Nur'u. Nereden bu şeye düştüm? Üstabiye. Nereden düştüm bu adama ya? Hissin hakikati. Bizi böyle bu çıkışa çalışmaya ne güzel okuyup geçiyordum ya. Yani aciz zaafını bilmek var bir de hissetmek var. Evet. Hisse taşıyor. Bilmek dimağda hissetmek esas hakikat. Yani biz acizimizi zaafımızı bilecek miyiz hissedecek miyiz? Ya. Hissedeceğiz.
hissedeceğiz. Hissedeceksin, hakikat boyutunu yaşayacaksın. Muhtemelen ötesi de var. Mahiyet o. Mahiyet o, ruhta. Atın mahiyeti. Ne güzel ya formül şu anda. Değil mi abim? Sureti Allah aşkına. Yürüyebiliyorsun o zaman. Sureti kanuniyeti hakikat. Bak ne yaptık? Kendimizi baş taşıyan Gazali. Hemen Gazali'de şeydik. Ama aynı şey söylenmiş zaten. Bak formül bulmak abiler. Bizim hepimizin en büyük nimeti. Birimiz var olsak da olmasak mutlaka öleceğiz. Ama artık bir hakikatin keşfindeki yöntemi, nasıl hakikat keşfediliyor yöntemi bilmiş miyiz en azından? Bu çalışma o. Meleki haline geldik. Ha böyle çalışacağız. Bunu bilmek işte sonuç gayemiz buydu zaten. Hepimizin. Bu formül olmazsa birçok şey aydınlanmaz. Evet. Kesinlikle. Mesela İsa hakkında bir sürü şey söyleyecek. Ama abi orada öyle. Abi lemalarda böyle. Kardeşim mektubatta şu anlar böyle. Tamam da bu neyin nesi ama? Yani bu ustad ihtiyarlıkla ne dediğini mi bilmiyor ya? Bir orada öyle dedi, bir burada böyle dedi. Ustad bazen tuhafıma o kadar gidiyor ki ders çalışırken, ben bunları çalışıyorken aklım almıyor. Şimdi ne yaptık, ben atladı mı? Yok. Tuhafını ve azini hissetmektir ki histir dediniz. Ama tamam da yukarıdan okurken ben buraya niye atladım? Tamam bunu okumuş olalım. Ya 182, 182'de devam ediyorduk. En var vücut mazar olur dedik ya. Niye buraya atladım? Devam. 182 aç. Bunlar nefsi emresi hissetmek bambaşka demiştik. Okumadık mı? Okuduk ya. Bak. Vacibül vücuda intisabını. Ya 181'i bir daha açar mısın? Özür diliyorum. Estağfurullah. He, 181 bir daha aç. Birisi vacibül vücuda intisabını iman ile hisseden adam. İki. Hadsiz envar-ı vücuda mazar olduğunu hissetmeyen, nihayetsiz zulümat ademe ve âlâm-ı fıraka mazar bulunduğunu gösterir. Çabuk okuyorum, burayı okumuştuk. İman ile hissetmek olduğu gibi küfür ve şirk ile hissetmek de olduğundan var. Demek ki herkesin kullandığı zemin ve malzeme iman başka, küfür başka dedik. Bunların nefsül emriyesi olan hissetmek bambaşka. Yani imanla küfür başka bir şeydirler ama vicdanda bunları hissetmek başka bir şey. Abi biz bunları yaparken siz neredeydiniz acaba? Biz bunları okuduk az önce. Okuduk mu? Okuduk. Okuduk da yarısında... Aklı şey yapmıştım, bitirmişiz kafada. Dik, yarısında... Devam ediyorum. İman ile idare edin. Normal. İman ile hadsiz envar vücuda mazar olur. Hadsiz envar vücuda iman ile. İman kalbe koyuyor ama hadsiz envar vücut var. İmanın zıttı olan küfür ile de zulümat ademe âlâm-ı fıraka mazar olurmuş. Tamam, çizeyim ki anlayayım. Zulümatında âlâm-ı fırakında zemini, yani zulümat. Zulümat nedir? Kalbidir. Âlâm-ı fırakın, yani firak elemleri var ya bir sürü, ha oradan açıldı. Küfür kalpte oluyor. Küfür kalptedir. Âlâm-ı fırak var ya, kalp yakıp yıkıyor. Elindekiler gidiyor, zihindekiler gidiyor, gayesindekiler gidiyor. Kurguladığı bir dünya gidiyor. Puu. Neye benziyor biliyor musun? Senin Allah'ın gittiği gibi. Öyle hissediyor. Dinin elinden gittiği gibi. Çünkü ilah edindi ya kendisi, nefsini arzu ettiği hayatı. İlah. Onlar gidiyor. Yani ancak böyle anlarız herhalde biz. Onların ilahı neyse eline gitmesi, yani bizim din eline gitmesi gibi bizi fevran, elem bu, azap bu. Zulümatında âlâm-ı fırakının zemini, yani o âlâm-ı fırak nedir, o zemini küfürmüş, küfür yapıyormuş. Ha, zemin küfürdür. Evet, küfür. Küfür zemin. Küfür zeminsiz zemin. Küfür Allah'ın kar değil. Örtmektir. Bunların ortası yok. Ya iman ve ne yapar iman? Envari vücuda veyahut küfür, zulümat ademe. Âlâm-ı fıraka mazar olur abiler. İmanla küfür ortası yoktur. Ha? Nedir? İman varsa envari vücuda, küfür varsa nereye mal oluyor Ali? Zulümat ademe. Bir sürü yokluklar. Devam gitti, gayem gitti, kurguladığım dünya gitti, çoluk çocuğum gitti, fikri adı, her şeyim gitti. Her şey.
Yani ne demek? Risale-i Nur elimden aldı, İslamiyet alındı, peygamberim benim de elimden aldı, dinim alındı, ahiret alındı. Sana ne yapıyorsa onu öyle yapıyor küfürler. Aa şimdi değil mi? O artık çekilir mi? Mümkün değil. Ayrılık aklidir. Toparladı, hüküm çıkıyor. Buradan çıkıyor Resul. Ayrılık aklidir, firak kalbidir, vücut ise o da kalbidir. Vücudu hissetmek, var olduğunu fark etmek demektir. Vücudu hissetmek, varlığını fark etmektir. Yani vicdanı farkındalıkmış. Bir de bunu ekle, his, vicdanı farkındalıkmış. Farkındalık. Ne demek abi? Vicdan. Hissettiğin şey, his kendisi vicdan olduğu için vasatı. Ama kalbidir yazmışsınız abi oraya. Kalbidir ne dedim? Vücut ise, o vücuddur. Bu farkındalık dedim. Vücutla farkındalık farklı şey. Vücut kalpte bulur. Hissetmek mali vicdan. Bilmek ve fikretme mali ise aklı, akıl, bilme ve fikretme. Akıl olmasa da şart değil. Vicdan ve kalp de ruh hisselerini alırlar. Bunu teyiden, bu söylenilen şey, Mektubat 506'da diyor ki, Elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve tesbihatlarının her birinden bütün letaif-i insaniye hisselerini alıyorlar. Manaları bilinmese, bak aklen, hisse alınmaz. Öyleyse tercüme edilse diyor soru, daha iyi değil mi diye olan müthiş ve mugatalı şu karşı mugatalı şu suale karşı öyle değil. Yani çocuk mesela akli değildir ama gidiyor buluyor nereden ne yapacağını. Demek ki Elfaz-ı Kur'aniye pakettir. Akla geldiği zaman vahiy akla gelince aklı hissesini alır. Hep de konuştuğum şey vicdan hissesini alır, kalp hissesini alır, ruh hissesini alır, erede hissesini alır. Alır da alır. Alırsa alır. Almazsa almasın. Ne yapalım? Biz de defteri sayfayı çeviriyoruz. Evet şu anda 181 uzun bir izah çok hoşunuza gidecek. Bu çok güzel bir yer. Mektubat 487. Ahiret için verilen hissiyat-ı şedideyi dünyanın fani umuruna sarf etmemek olduğunu. Bunları ne anladın ki? Bak şimdi bu kadar uzun. Hissiyatı ahiret işine sarf edince alemimizde ahiret gayiplikten o nispetle çıkarmış. Ahireti hissetmeye başlarsın. Yani hazıra getirmek, anı getirmek. Anı evet. Oraya gitmek değil, ahireti yaşamak için ahiret. Burada yaşamaya başlarsın. Evet, öyle diyor. Yani iki türlü var diyor. Bir diyor oraya gidip orada yaşamak veya onu burada yaşamak. Onu getirmiyorsun, burada uyandırıyorsun. Ahireti getirmiyorsun, burada var zaten, uyandırıyorsun. Bir daha, hissiyatı ahiret işine sarf edince, alemimizde ahiret gayiplikten çıkar, o nispette vicdani olur. Yani hissiyat nefsül emirdir, yani nefsül emirdir, andadır. Harcadın ne oldu hissiyatı? Hissiyat harcayınca ne oldu? Harcadığına dönüştü demektir. Bir parantez abi. Aç. Şimdi bak şimdi şöyle. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken yaptığı kelam münacat oluyor. Dua değil abi. Evet kesin. Münacat da anda yapılandır. O balığın karnı onun için o andır abi. Tamam. Andır hepsi. Andır. Yani mazisi veya istikbal değil. Hepsi bir hükmün. Hepsi. An zaten mazisiz, müstakbelsiz yok ki. An ne demektir? Mazi ve müstakbelin bütünsel hali an. O zaman biz hisse binerek abi ruha da gidiyoruz. Ahiretin de ispatı acayip. Bak şimdi. Bak. Bir de okuyayım. His nefsin emir miydi? Evet. Evet. Ne hissi harcadın. Ahirete ait birisi konuşuyor, fikrediyor falan. Sen de his uyandı. Ne demek? Harcadığına dönüştü. O oldu senin aleminde. O hissiyat. Para gibi de harcıyorsun, ekmek alıyorsun. His, ahirete ait hissiyat uyandı demek. Ahirete dönüştü demektir. Ahiret oldu demek. Ahiret oldu senin. Ahireti burada. Oldu işte o. Yani yaş burada. Tamam.
Yani evet. His histe oluyor değil. His kendisi kullanılandır. Kullandığı şeye dönüşüyor. Devam ediyorum. Nasıl ki araba kullansan, bir okuyayım isterseniz düz. Nasıl ki araba kullansan, çay içsen, çapa yapsan vesaire, ona harcanan enerji, güç ve hissiyat senden çıktı. Senin dışında harcadığın oldu. Yani mesela toprağı kazıdım, his de yaptım, çay içtim, araba kullandım, hissi kullandım. Ne oldu o his? Arabayı İstanbul'dan Rize'ye götürdüm oldu. Dönüştü. Ahiret gaybtı, tamam. Zihinde ahiretin mekanı oldu. Zihin nedir? Bütün alemlerin mekanıydı. Zihin ahiretin mekanı oldu. Ahirete harcanan enerji, yani ahirete ait şu anda konuştuğumuz enerji ve hissiyat hiç olmayacağına göre ki hazdır. Tefekkür yakinet haletleri gibi nefsül emir olanlar zihinde hüşar olup diriliyorlar. Mesela şöyle bir daha. Zihinde ahiretin mekanı oldu. Ahirete harcanan enerji, yani hissiyat, hiç olmayacağına göre hissiyat, hiç ki haz nedir o? Ahirete döndüğünü nasıl anlarız? Vicdanı haz oldu. Haz, huzur. Şu anda alet var ya, alet değil böyle, hissi. Haz, sonra tefekkür diyelim. Tefekkür ne yaptı? Yakinet haletleri gibi nefsül emir olanları zihinde hüşyar edip diriliyorlar. Tefekkür de ne yapıyor? Tefekkür zihinde diriltiyor. His de vicdanda diriltiyor. Tefekkür zihinde diriltiyor. Enerjim vardı. Hissiz yattım. Bak. Hissiyatım. Ha. Enerjim vardı. Hissiyatım vardı. Kur'an okudum. Tam. Okurken ses oldu. Haz oldu. Yakinetim oldu. Bunlar vicdanın zihinde mekan açıldırmış. Bunlar vicdanda mekan açtı. Vicdanın zihninde. Ha, vicdanın zihninde mekan açıldı Kur'an okurken. Fikirlerde, Kur'an okurken, bitmiyor. Fikirlerde mahluktur, hayallerde mahluktur, hayal de mahluktur Kur'an okurken. Hissiyatlar da mahluktur, latifeler de mahluktur. Fakat alim-i şehadet cinsinden olmadığı gibi bunlar, fikriyatlar, hissiyatlar, latifeler, meratibi hayatları da bedensel hayat cinsinden değildirler. Merat mesela akılda fikriyat var. O da bir hayattır. Fikir canlıdır. Vicdanda hissiyat canlıdır. O hayat mertebesi farklı. Kalpte duygu var. Hayatın duygu mertebesi de farklıdır. Hayat. Ruh da zaten ruhludur, canlıdır. Hayatın latife şeklinde seviyesi. Sonuca gidiyor. Benden çıkan hissiyat-ı şiddide yine bana mal oldu. Fakat meratib-i hayatı yükseldi, değişti. Üstümdeki perdelerden açılanlar, kalkanlar oldu. Yani ahireti ben fikredince, tefekkür edince ve vicdanımdaki zihinde mekan açıldığı gibi onu artık tanımlaya, düşüne veya ona uygun yaşayasa ahirete ait his olunca vicdanda ahiret oldu. His oldu. His oldu demek ona dönüştü demektir. His ayrı, ahiret ayrı değil. Ahirettir. Demek her ortaya çıkan his bir şeylere dönüşüyor. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi hatırıma geldi. Pili harcadık. Harcanmadan pili harcayamazsınız. Pili kameraya, videoya dönüştürdük. Ses kaydına dönüştürdük. Peki pil bitti. Ne oldu? Kamera oldu. Yani video oldu. Meratibi değişti. Meratibi değişti. His de böyledir. Beden, pil vicdandır. Enerji histir. Onunla biz video çektik. O enerji bitti ama ne oldu?
vid oldu. Ahirete ait hissiyat demek, ahirete ait hissiyat, ahirete dönüştü o his. Abiler, his de ahiret oldu değil. Ahiret oldu. O his ahiret. Neye kullanırsa ne oluyor? O oluyor. Artık pilde enerji yok. Ne oldu? Video. Kamera oldu, vid oldu. Ses kaydı oldu. Devam. Demek her ortaya çıkan his bir şeylere dönüşüyor. Hissiyat ne demek? Her şey olabilen, hissiyat neymiş? Her şey olabilen, her şeye dönüşebilen, hissiyat bir daha söylüyorum, her şey olabilen, her şeye dönüşebilen, gaybi ve enfusi malzemelerdir, zemindir, buradadır, bendedir ama buralı değil, benim değil. Bunu da tiste tarif eklersin. Bende ceyran ediyor, ben seyrediyorum, anlıyorum veya onaylıyorum veya reddediyorum. Haşa, halk edemiyor. Halk edemiyor. Ben bunu soracaktım işte. Biz his, amelle, fiille his oluşturabiliyor muyuz? Mesela kalbi zikrediyoruz. Allah zikredince Allah alemimizde ne oluyor? Ben subhanallah subhanallah lafzıdır. Onu bu değildir. Allah haz oldu bizde. Allah bizde huzur oldu. Yani vicdanda his nasıl olduysa his oldu. Kalpte diyor. Yani anladınız mı öyle? Zikrettik. Subhanallah subhanallah lafzıdır. Subhanallah deyince Allah'a böyle dalga boyu değil ki elektrik dalga. Subhanallah derken kalbi ella bi zikrillahi tetmeyle kurup kalpler ancak Allah zikretmeyle mutmain olur demek. Kalpte bir enerji yok mu? Var. İman kuvvettir ya. Duygudur orada. Ha şimdi abiler kalpte biz zikredersek biz fiil yaşarsak o kalpteki enerji ona dönüşüyor. Subhanallah'a dönüşüyor. Peki sen bunu nasıl hissedersin? His, vicdanda his olur. Ama his diyoruz ama his değil yani. İsmiyiz. Oysa artık o Cenab-ı Hakk'ın has. Vicdandaki enerji. Üzeri açılıyor ya haddi vasatı yaşadığın zaman. Aslında Resul sende bütün sistemlerini vasata getirmeye başlıyor. Var olduğu kadar. O sende ceryan ediyor. Bu sefer kendini onunla bağlıyorsun. Evet. Onunla bağlıyorsun. O sende bu sefer hareket etmeye başlıyor. Mesela bir sporcu. O zaman Resul'le bağlanıyorsun bu sefer Aleyhisselatü Vesselam'la. Direkt oluyor. Bağlanmıyorsun. Vicdan üzerinden. Ha o aynen. Ona evet, dönüşüyorsun. Seviye kadına dönüşüyorsun. Fenafil Resul oluyorsun. Ne demek istiyorsun? Fenafille oluyorsun da. Ne demek ya? Öyle işte. Hasan abi şey gibi desek. Mesela... Şunu bir deyip bitireyim. Hiçbir şeyim yok. Ama bir konsantre oldum. Tuğlayı kırdım. O enerji neredeydi? Şimdi o enerjiye dönüşmedim mi ben? Ne oldu? Enerji ne oldu biliyor musun? Ben de o gizli neredeydiyse. Tuğlanın momentumun yani dengesel enerjisini bozdum. Kırdım. O enerji nereye dönüştü? Ha tuğlayı kırdım, araba sürdüm. Ha bir şey dedim, ha bir nefret ettim, gayz ettim. Ona dönüştü. O enerji duruyordu. O enerjinin durduğu yer vicdan, his. Ama ortaya çıkan artık o değil. Ona oldu. O oldu. İşte vicdanda ve kalpte Allah'ı ve ahireti peygamber hissedince fena fil resul, fena filla o his zikredince mesela Allah, 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 Allah deyince his uyanmıyor mu? Evet. His uyanınca da o his oluyor işte. O cinsten bir his oluyor. Ne oluyor? Huzur oluyor. Haz oluyor. O ne bileyim bir şeyler oluyor galiba. Daha konuşma demektir. Hasan abi o nakşiler böyle. Kitab-ı Mübini İmam-ı Mübine dönüştüren esmaların bendeki enerji boyutu benim bendeki gözüken irade ve ihtiyara göre diyelim. İradenin bendeki ihtiyarına göre şekillenen
gücün dönüşüm hali gibi. Dönüşmüş hal sonucu. Histir yani. Histir. Yani o his enerjisiyle benden esmaların bana bir akıttığı evet. enerji var. Doğru. O kitab-ı mübini imam-ı mübine dönüştürüyorum. Bendeki irade ve ademe bakan ihtiyarımın İmam-ı mübinleri kitab-ı mübine dönüşme ağındaki andır. Tam tersi. Yani kitabın bir imam ne dedi? İmam-ı mübini ileriye baktırdım yani. Ha o da olur. Bu tarafa da baktır ortaya da. Ha İmam-ı mübin esmalar ya. Esmaların o tarafı da var ya. Meyve tarafı. Esmaların cilve cemalindeki sanatı ya. İmam-ı mübini kitab-ı mübine dönüştürme andaki bende şeyi işte. Vicdandaki hali. Veya tersi. Ebede bak. Kit evet. Andakileri de yaşadım ne oldu? Ebede gitti. Kitab-ı mübinleri de İmam-ı mübine İmam-ı mübini de kitab-ı mübine dönüştüren. Abi sonra yaklaştık mı? Bendeki hisse göre oluyor. Sonra yaklaştık mı? O his de işte. Bir durulsun. Yok. Söyle. Yani sonra yaklaşırken evet. Çünkü ben de bir şey söylemek istiyorum. Evet hadi söyle. Hadi sen. Şimdi Hasan abi. Mesela bir yerde okuyacak son bir çık. Hasan abi şu. Şu var ya şu abi. 180'i aç bu arada. Şu zihin. He. Aslında hiçbir şey yok gibi görünüyor değil mi? Bembeyaz. Tamam. Tamam mı? Ama aslında her şey var. Tamam. Şimdi tefekkürle zihinde mekan açıyor muyuz abi? Tamam. Tamam mı? Ama ademi bir mekan şu. Ama bakın buradan baktığımız zaman şurada görünen vücudi mekan da bu his. Ha, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani... Bir daha söyle. Evet. Tamam. Hasan abi şimdi. Ha andaki hali. Andaki hali. Yani zihin gaybi 18 bin alemin vücuda mekanı şey ise his ise alemi şehadet mülk hepsinin şeyi dedi ya andıdır. Şimdi bir yerde okuyayım kesiyorum. Bugünkü ders bitiyor. 180 mektubat 487 hırs ve inat ve endişe istikbal gibi hissiyat-ı şedidenin dahi. Demek ki his hırs inat endişe istikbal hislermiş. Abiler hisler fikirden beterdir ya. Bir ona dönüştü mü veya iyi veya kötü. Artık o aşık da öyle. Ona dönüştü metsul. Ama bunun tersini düşün. Seni ortadan kaldıran o his. Ama ya Rabbi biz onu imanla söndürüyoruz. O zaman şeytanın bile Osman'ım yaz bunu. Şeytanın bile hissi var. Öncekileri yazıyor. Yani olmaz olur şeytanın mu? Sıfatı değil mi? Olmaz olur mu? Allah Allah. O şeytanın aklı var. Ruhu var. Aklı yok. Zekası var. Vardı eskide. Evet. Ha, şey var ya. Hayatı var. Nefsin emriyesi var. Mahluktur. Sokakta gözüküyordu ya. Adam çoğalıyor ya. Hissiyatı var tabii namussuzun. Şu anda gülüyor. Bana namussuz dedim. Neyle rahatsız oluyor? Bunun olmaz. Küfür edince ona gıda oluyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ha azap çekti şu an. Arazi oldu. Hırs, inat ve endişe istikbal hislerdir. His, tarlada bizzat yaşamak. Fikir ise çalıştığın tarlanın resmini çekmektir. Of. Bir daha. His, tarlada bizzat yaşamanın kendisi. Fikir ise çalıştığın tarlanın resmini çekmektir. Bizzat tarlada çalışmak fikir değil. Çalışmanın kendisi histir, enerji. O çalışma histir diyoruz ama ne diyeyim başka o çalışmanın enerjisine? Nefsül emri ya. Histir ya. Tamam. İşte öyle diyeceğim. Ne olur. He, işte ama o nefsül emri histir. Ama onları düşünüyorum. Aynen. O da fikirdir. Fotoğrafını çekmek fikirdir. Geçen haftaki dersin başında... Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken tefekkürde Kur'an-ı Kerim geçmiş ve geleceği birlikte anda veriyor dediniz ya. Çok güzel bir örnekti o. Evet. Ben yukarı çıktım gerçi. Devamında nasıl olduğunu görüyorum ben. Kur'an başka türlü anlatıyor ya kendini. Hadisenin içine alıyor insanı. Evet. Orada da bunu da... Evet kendisine. Kur'an canlıdır, ruhludur, şuurludur derken... Yani hadisenin resmini vermiyor bize. Kendisi. Bilgi vermiyor. Hepsini içine yapıyor. Vahir devamı. Bir demeyeyim bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. 24. kare. Çabuk. Şimdi ya okun ya Recep'in sonra yemek mi yiyeceksiniz?
O zaman ben bir iki dakika sen bunları anlatırken ben sen... Olmaz. Ama benim bir işim var. Bir dakika abi, iki dakika. Şöyle o zaman çabuk ol. Sen çabuk oluyorum, tamam. Şimdi Hasan abi, öldüm, değil mi? Şöyle bismillah, tamam. Şöyle kabirdeyim. Tamam mı abi? Kabirdeyim değil mi abi? Tamam. Şimdi buradan o kabirde hala, ben de çıktım buradan. Çıktın mı? Ona bakıyorum. Onun yaptıkların azabını da çekeceğim belki. Yaşadıkları da ben de. O hiç bitmedi, gidiyorum. Bunun adı his mi? Evet, sonuçtur. Süreç, süreç gibi gözükürken his sonuçtur. Sonuçtur. Bir noktadan süreç, bir noktadan sonuç. Evet. His orada süreci iş yapıyor ama süreçte aynı ben zamanda sürecin sen kendisi gene sonuç. Tamam, bir noktadan da sebep. Yani, yani o onu onda yani his hissetmeden his olmuyor işte. His ruha sonuçtur gibi yani. Hem süreçtir hem sonuçtur. El Fatiha. Ruha göre, melekut, dimağa göre, kalbe göre. Thank you.